Merhaba arkadaşlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Ben de burada bir şey deniyordum. Onu size göstermek istiyorum. Elytra ile arkadaşlar roket kullanmadan yüksek zıplama yapıyoruz. Elytramız üstümüzde. Şimdi geliyorum. Uçuyorum. Tam yere düşecekken tekrar bir zıplıyorum. Bu beni bir yukarı fırlatıyor ama bayağı bir yukarı çıkıyorum. Şöyle deneyek bakalım. Böyle 6-7 blok kadar yukarıya fırlatıyor bizi. Dur bakayım bir. Bunu bir iki sefer yaptım. Normalde gidiyoruz. Şimdi şöyle uçtuk ya bak. 1,5 blok kadar yukarı zıplıyoruz, tamam mı? Ama ben bir yaptım abi. 6 blok kadar yukarıya zıpladım. Bak şöyle uçarken süzülüyorum. Burada bir zıplıyorum. Tam süzülme bitip yere çarpacağın zaman bir şey yapıyorsun. Nasıl bir şey oldu? Şuradan geliyordum abi buraya. Buradan böyle geliyorum. Şuradan bir atladım. Ta şu tavanı sürte sürte yukarıdaki balkona düştüm. Neyse bunu ara ara ben deneyeceğim bakalım. Yüksek zıplama taktiğini bulmaya çalışacağım. Şimdi gençler ne yaptık, ne yapacağız? Şunu koydum. Şunu aldım. Şunu koydum. Açtım içine. Şimdi ben burada ayakkabıyı buraya koydum. Şu ayakkabıyı tamamladım, tamam mı? Kendime bir tane kalkan yaptım. Bu da şey, koruma kalkan. Bak birazcık daha renklerle uyumlu yapmaya çalıştım. Şöyle gördüğünüz gibi kuru kafa var burada da belli olmuyor. Piksel sayısı azaldığı için burada böyle kuru kafayı tam uygulayamıyor oyun. Onun haricinde bunlara ben büyü basmaya çalışıyorum. Basamıyorum. Bak şuna büyü basacak XP'm yok. Şunu bastım. Kral dondurucu yürüyüş, tüy düşüşü, koruma. Tam full koruma setiz şu an, tamam mı? Burada arkadaşlar şu itemleri sırayla bir istediğimiz renklere çevirelim. Net reset oluşturalım. Daha sonra bunları şey yapalım. Büyülemeleri ben git gel git gel yaptıkça, oynadıkça, ettikçe basarım. Yani hepsini tek seferde basamayacağız. Yani baksana 4 tane set var. Bir seti tamamladım. Diğer setin çeyreği tamam. Şurada şuna bir iki item basılacak. Şuna bir sürü item basılacak. Hele şunlar. Şu full boş. Yani hani bayağı bir işimiz var. O yüzden ben de dedim ki bunu içimizde kalmasın. Net rate'ini basalım. Rengini basalım. Daha sonra büyülerini basarım. Gibi seni düşündüm. Şimdi bunun büyülerini basacağız. Demişken şu kedilerden de bir tane daha çoğaltacağım arkadaşlar. 4 kediye bir ulaşayım. Daha sonra bol bol. Lan kalk. Kalk. Gel bakayım. Geçin ha. Halledin o işi abi. Tamam. Gelin abi. Şu girişe. Gel gel gel. Köpeklerle uğraşmayın lan. Gelin lan. Salak kedi. Ha. Şu yavru kedi geldi. Gel kızım buraya. Gel. Gel biriniz. Şu kapının girişine gelin ya. Gel. Ha. Gel 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 gel. Biraz daha gel. 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 Dur. Çok oldu ya. Ben en iyisi şey alayım elime. Bir kayış alayım. İstediğim yere öyle çekeyim bunları. Gel baba. Gel bakayım. Gel. Gel. Tam böyle yolda tıkama. Gel biraz daha. Heh. Dön. Çömel orada. Küçük minnak gel bakayım buraya. Sen de benim kedimsin. Oraya oturma. Aslında güzel durdu ha. Böyle bir yere oturtmak lazım. Abi kalk oradan. Gel. Sesim, demin sesimin kaydolmamış. Bu arada bir şey yaptım. Kaydı tekrar başlattım. Gel şöyle. Heh, dur burada. Burada büyür zaten. Biri zaten burada. Yine bunu şey yapalım biz. Biraz daha çekelim şöyle. Gel sen daha buraya. Çömel abi. Yerini halledelim. Ya Creeper girdi burada patladı. Gel bakayım. Gel. Hem evcil hayvanın olup hem de kayış bağlamak biraz zor oluyor. Otur. Heh. Daha Creeper arkadaşlar burada gördüğü anda kaçacaktır. İçeri kaçmaz. Öyle bir şey olmaz umarım. Şimdi mob farmı yapıyoruz. Artık yapmamız gerekiyordu. Yapmadık, yapmadık, yapmadık. Sıkıntı çekmeye başladık.
Ben çünkü oka ihtiyacım var abi. Sonsuzluk büyüsü güzel. Sınırsız ok sağlıyor bize ama ben şöyle çeşitli oklar da yapacağım ileride. Böyle bir ok kutusu yapmak istiyorum kendime. Onun için bolca oka ihtiyacımız olacak. Şunu alıyorum. Şöyle buraya koyuyorum. Buradan abi 4 tane şalkır alıyorum. Şimdi bize her şeyden önce arkadaşlar taş lazım olacak. Büyük bir mob farmı yapacağız. Kolay mob farmını yapmak, zor değil. Elimizde ne var en çok abi? Kırık taşımız az var. Ama şunlardan çok var. Kayrak taşı. Kayrak taşını alıyorum. Bu işi kayrak taşıyla hallederiz biz. Tamam mı? Şöyle yapalım. Dolduralım. Bu kadar yeter mi? Ben tabi buraya birkaç tane not da aldım. Biz yine abi alalım alabildiğimiz kadar yanımıza. Şunu da fullleyelim. Baktık yetmiyor. Geri geliriz. Tamam, bunlarda taşlar var. Bu taşlar bize yeterli olacaktır. Su lazım olacak. Bu farmı yaptım daha önce ama karışıklık yaşayabilirim. Bir şeyleri karıştırabilirim. O yüzden bir iki not aldım. Şunları içiyorum. Süt içelim arkadaşlar. Hep kola, asitli içecekler falan iyi değil. Süt içmek de gerekiyor. Bunları dolduracağız. Şimdi bize önemli olan malzemeler var. Onları ben bir ayarlayayım. Burada tek tek ayarlayarak zaman kaybetmek istemiyorum. Bir sürü gözlemci falan yapacağız. Gerçi gözlemcimiz varmış. Bir bakayım şurada malzemelerime ben. Arkadaşlar, redstone lazım. Gözlemci lazım. Fırlatıcı lazım. Hatta gözlemci 10 tane. 10 katlı yapacağız bunu. Bir tane de fazladan var. Ondan sonra huni lazım. Huni azmış. Huni yapacağız. Yapışkan pistol lazım. Zamanlayıcı yapacağız. Blok lazım. Şundan bir tane blok olsa yetiyor. Bolca huni gerekecek bize. Redstone karşılaştırıcı, redstone yenileyici, redstone meşalesi bunlardan da alıyorum. Bunlar lazım da zamanlayıcı nasıl yapıyordu onu hatırlamıyorum. Ona da bir kontrol sağlayacağım ben. Başka şimdi şeyimizi yapalım. Malzemeler basit zaten. Sadece taş dizeceğiz bolca. Sandık. Bakalım. Neyimiz var bu yanlış yerde? Şimdi. Sandık her zaman önemli arkadaşlar. Sandıktan her zaman ne kadar çok sandığınız olursa o kadar iyi. 30 tane huni, 27 tane sandık. Güzel. Şimdi sizi atıyorum içeriye. Demiri de attım. Seni de attım. Şu yanında dursun. Şuradan taş aldım. Bunu kırdım. Bunu da alıyorum yanıma. Üstüne dursunlar. Önemi yok. Suyu alırız zaten. Taş kesici lazım. Bir tane yeterli olur. Başka ne lazım? Bakayım burada. Başka da böyle elzem bir şey gözükmüyor. Benim notlarım arasında. Şimdi arkadaşlar yapacak bir yer bulalım. Şimdi görünüş itibariyle çirkin duracağı için benim bu bölgemde olsun istemiyorum. Ben bu bölgeye özeniyorum, tamam mı? Yakınlarda olmasın abi. Şimdi bizim fişeğimiz az kalmış. Bu çok lazım olacak bize. Ay, barut. Şunun içinde var mı? Roket sandığında. Roket sandığının içi de boş. Bir stack bile olsa işimizi görür de. Şu kağıtları ver abi. Şu kağıtları bir roket sandığına dolduralım. Yanımıza odun alalım. Gerçi acil durum... bak. Acil durum sandığımızın içerisinde kullana. Tamam mı? Bazı şeyleri azalttık. Şimdi ihtiyaç olduğu zaman ulaşamıyoruz. Bunu koydum. Bak bunlar ne abi? Bunlar ne ya? Bu ne bu? Pislik içinde burası. Küreye de gerek yok. Elmeye de gerek yok. Şu prizmarinleri bir bırakalım. Süngerimiz var bayağı abi. Dondurucu yürüyücü. Bununla bırakalım. Dondurucu yürüyücü. Abi bize şey lazım. Barut. Buradan abi kendime bir meşe kütüğü aldım. İçine attım. Şuradan
Çalışma masası aldım. Çok aldım. İçine attım. Tamam. Bu kadar yeter. Gidelim abi. Hemen şöyle bir yere gidiyorum. Bu kapıdan çıktığımız anda şöyle dümdüz gidelim, tamam mı? Şöyle bir bakayım. Böyle gidelim abi. Denizin üstüne bu yapımızı yapalım. Şuna yakın olmasın. Şurası iyi gibi. Evimize de çok uzak değil. Şimdi arkadaşlar, belli bir yükseklikte yapacağız bunu. 190 küsür bir şeydi. 195 yükseklik demişiz. Şimdi biz kaçtayız? 64'teyiz. Bunu 195'e getireceğiz. Şimdi burada bir şeyler var. Zombi oluşturan şeyler var. Bunları tabii yıkacağız abi. Bu altta mağaralar var. O mağaralara gireceğiz. Kıyıda gözüküyor hemen. Şöyle. Şurada da bizim ev var. Kaçtayız? 133. Işıklandıracağız ki mob farmı çalışsın. Gerçi mob farmı arkadaşlar her türlü çalışır. Aşağıya ışıklandırmasak bile. Bu mob farmı her türlü çalışacaktır. 195'e geliyoruz. Aslında mob farmı çok basit. Kapalı bir kutu yapın. İçine su koyun. Bitti. Mob farmı. Yani bu kadar basit. Ben tabii redstone'u yapacağım. Redstone'u yapmak da çok basit. Sadece bizi uğraştıracak olan şey abi dizilim işlemleri, blok işlemleri. Başlangıcını birlikte yapacağız. İlk 1-2 katını birlikte yapacağız. Geri kalan 10 katını ben yapacağım. Sonra tamam mı? Etrafını kapatma da var. Etrafını kapatmadan yapanlar da gördüm. Ben muhtemelen kapatırım etrafını, bilmiyorum. Yani bu kadar yükseklikte yeterli olacaktır da. Biz yine şöyle çıkalım abi. 190-195. Evet, 195'teyiz. Şimdi buraya bir ufak bir platform yapıyorum hemen. Buradan yine bir 30 blok yüksekliğe çıkacağız. Aslında var ya, biz buraya zaten farm sistemi yapacağız arkadaşlar. Bunun yakınına yapmak da mantıklı. Çok yakınlaşırsak şey yeriz, madenci yorgunluğu yeriz. Gerçi bossları kestiydik diye hatırlıyorum bu bölgedeki. Yapacağımız, aha bunun farmını da buraya yaparız. İkisi birbirine çok yakın olur. Şöyle orta bir yere şeyimizi koru. Hem bu çalışır hem bu çalışır. Şimdi şu platformu büyütüyorum arkadaşlar. Buraya ya yüksekliği çok takılmayın. İlla 195'tir, 200'dür, 300'dür o olacak diye bir şey yok. O yüksekliktir, şudur budur, ona çok fazla takılmayın. Kendime şöyle büyük bir platform yapıyorum. Başlangıçtaki çalışma alanım burası olacak. Büyütüyorum. İleride buraya ayırıcı sistem yapacağız. Basit yapılıyordu. Nasıl yapıldığını onu da hatırlamıyorum yine. Ona da bakarız. Benim eski haritalarımda var. İnternette tarifleri var. Belki ben de tarifini çekmişimdir. Benim kanalda da olabilir. Şimdi arkadaşlar. Malzemelerimizi böyle koyarak başlayalım. Acil durum sandığı. Taşlar. Kayrak taşı. Yine kayrak taşı. Şu da boşmuş. Boş dursun. Önemi yok. Gece görüş iksiri içebiliriz. O kadar bir sürü yaptık. İçmeyeceksek niye var? Hah. Şu an ne güzel gözüktü lan atalım. Ne varmış ne yokmuş böyle görebiliyoruz. Aslında su altındaki zombilerin yerlerini, mekanlarını yağmalamak için bak şurada bir evleri daha varmış. Işık yok amış. Işık olmasa anlayamayacağız. Şimdi şöyle bir bakalım arada da eline mızrak olan var mı? Aha. Şunun elinde mızrak var. Şunun elinde mızrak var. Şunun elinde bir şey yok. İki tane elinde mızrak olan var. Şimdi arkadaşlar. Benim şeyim nerede? Kağıtlarımı. Bakayım. Heh, kağıtların olan şey yanımda. Ben gidiyorum. Hem şu mızrakları bir almaya çalışalım. Bu öldü. İki tane sandık. Yok artık. Bunu ilk defa görüyorum ya. Bunu SS'ini alacağım. Bir tane daha mızrak olan vardı. Hemen hızlıca onu da bulak. Mızrak çok vuruyor. Şunu da giydim.
Şu aşağıya mı düştü o? Aha vurdu. Mızrak olanla vurdu bizi herhalde. Aha gördüm seni. Düştü mü mızrak? Düştü değil. Böyle arada gelip gelip mızrak olanlara bakmamız lazım. Şimdi arkadaşlar gece olmuşken ben kenara gidip biraz creeper keserek şey bulmaya çalışacağım. Barut toplamaya çalışacağım. Roketimiz az. Ya şuradan barut da çıksa keşke. Roket bize çok lazım olacak. Mızrak olan var mı abi başka? Silahımızda ganimet olduğu için o mızrağı düşürme ihtimalimiz oldukça fazla. Burada güzelmiş ha bak. İçeride de sandık var. Buraları hep temizleyeceğim için ileride buraya gelir, ışıklandırır, temizleriz buraları. Yok gibi. Şimdi suda yüzerken... Yüzüyor muyuz? Yüzüyoruz. Hacı niye ben uçamıyorum ya? Bazen böyle bir uçamamazlık tutuyor. Uç! 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 Uç lan! Abi uç ya uç. Bu niye böyle oluyor? Bak işte. Evet, enteresan bir durum. Uçamıyoruz ya. Normalde suda uçmak zor değil ama. Uçamadık biz. Aa! Kırağılaştırıcı yürüyücüm vardı değil mi lan benim? Aa! Elytra'yı giymemişiz ya oğlum. Uçmaya çalışıyorum ya. Elytra'yı giymemişim. Uçmaya çalışıyorum. Neyse hemen gidiyorum abi. Şu kıyıya gidiyorum. Böyle bolca bir creeper kesip hemen dönüyorum. Şu ikili geldikleri zaman sıkıntı oluyor işte. Abi gidin ya. Sizle uğraşmak istemiyorum da çok can sıkıyorsunuz. Elindeki barut ne senin? Adama bak. Ben barutu arıyor bile de barutla geziyor. Şurada yine creeper'lar var. Şunları da alalım. Bu kadar. Öldü. Bu kadar yeter herhalde. Roket. Fiuuu. Şu işten kurtulmak istiyorum artık. Şuna giyeyim. Burası niye yok olmadı? Gece olduğu için erimiyor mu acaba? Şunun elinde bir şey gördüm. Oğlum iki eli de dolu lan. Enteresan. Bir şey çıktı mı? Yok. Aha. Birinde daha var. Birinde daha var. Küçük çocuk da var. İbneye bak. Onu hemen öldürmem lazım. Çok vuruyor. Düştü mü? Düşmüyor ya. Çok zor düşüyor ya. Şunları keşke alabilsek. Şöyle alabilsek. Ama alamıyoruz işte. Buzlar da erimiş herhalde. Böyle gördükçe kesmeye çalışalım ki düşürürsek diye. Evet. Farmımıza gidelim. Şu şeyi sonradan kıracağız tabii ki. Böyle çirkin çirkin durmayacak orada. Platformumuza gelelim. Şimdi arkadaşlar buraya sandık koyacağız. Ben o sandıkları nereye aldım? Şurada. Şöyle. 3 sıra sandık. 4 sıra da yapabiliriz de biz 3 sıra yapalım. Bu sandık bize tabii ki yetmeyecek ama. Şöyle. Şimdi buraya bağlı olacak şekilde hunileri yapacağız. Tamam mı? Tabii ayrıcı sistemi de yapacağız ya. Ya buralarda illaki değişiklik yaparız.
Farm bir çalışmaya başlasın. Ayrıcı sistemi yaparız. O basit. Şimdi Huni'miz nerede? Şu platformu büyütmemiz lazım. Böyle buraya gelecek. Bunlara getireceğimiz yolu yapalım abi. Şimdi bu zombiler abi. Şöyle. Nereye düşsünler? Böyle gelsin. Zombileri aha buraya düşürelim biz. Tamam mı? Zombiler buraya düşsün. Buradan şöyle bir blok koyacağız. Buradan da Huni böyle buraya götürür. Burada malzemeleri toplarız. Tabii burayı yine şöyle bir büyütürüz. Ayarlarız. Yani bu platformu. Önemli olan merkez noktası bu. Şimdi arkadaşlar buradan itibaren zombileri öldürerek mi istiyoruz? Yaşasınlar biz mi öldürerek istiyoruz? Şimdi bu önemli. Hem yaşasınlar biz öldürürüz. XP kazanırız. Hem de kendileri otomatik ölsün. Sadece ganimetleri alırız. Sistemi de yapabiliriz. Ama ben XP için zaten benim evin altında bir XP farmı var. Orayı kullanacağım. Bu daha verimli oluyor. Yani bunu da söyleyeyim. Patır 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 patır. Bunda daha çok düşüyorlar. XP için ayrıyetten şey farmı yapacağım. Enderman farmı yapacağım. O yüzden XP için bunu düşünmüyorum. Yani burada abi ben bırakayım bilgisayarı. Tamam mı? Burada iş yaparken. Açık arkada patır 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 düşsünler. Ganimet biriksin. Tamam mı? Amaç bu. O yüzden 30... Ortalama 30 blok yukarıya çıkıyorum. 24 bloktan mı 23,5 bloktan düşünce yarım kayıp camları kalıyor. Ben de işte garanti olsun diye 30 blok çıkıyorum. Belki burayı yükseltiriz, alçaltırız. Hani yine bir 2-3 blok şeyimiz kalsın. Şimdi kaç bloktayız? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi şöyle bir geldim. Buraya arkadaşlar. Dönmem gerekiyor. Şöyle yapalım. Şunu kırarsak eğer. Tamam mı? Şunun etrafına bir dönüyorum. Buraları kıracağız tamam mı? Önceden şuraları kırıyorum ki sayarsak kafamız karışmasın diye. Şimdi arkadaşlar buradan 8 blok. Pardon lan. Şuradan gidiyoruz değil mi 8 bloğa? Bakayım be. Onun notunu almamışım. Muhtemelen burası. Buradan arkadaşlar bu dahil 8 blok gidiyoruz tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Umarım karıştırmıyorumdur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karıştırıyorsak da yapacak hiçbir şey yok. Düzeltiriz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası arkadaşlar. Su akacak buradan. Bu salaklar buradan aşağı hop kayıp inecekler. Şimdi burayı çapraz bir şekilde birbirine birleştiriyoruz. Çok kolay arkadaşlar çapraz bir şekilde birleştirmek. Her seferinde bir blok geriden başlıyoruz. Tamam mı? Onu kıracağım. Bak şuraya geldikten sonrası daha kolay zaten. Şöyle. 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 Gördünüz mü? Şimdi her yeri böyle bir birleştirelim abi. Burada burayı bu şekilde bir birleştirelim. Ben bir yanıma şeyimi de alayım. Buradan ben böyle inip çıkarken bu farmlardan zamanla çok yapıyordum. Aldım. Şunu da aldım. Bazı şeylerin üzerinde durması daha mantıklı gibi. Şunu bıraktım. Kovayı doldururuz. Abi bunlar ne ya? Sen de git. Sen de git. Şimdi arkadaşlar yukarıyı bir dolduralım. Şimdi bir şey yanlış yaptım. Neyi yanlış yaptım derken arkadaşlar. Ta ortadan 8 blok gittik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Üçlü gitmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü bizim bunları düşüreceğimiz yer üçlü blok olduğu için.
Biz birli gittik. Şuraları dolduruyorum. Hatamı böyle telafi edeyim. Mob var mı? Basit de. Bir blok tekrar doldurursak pat diye oturuyor hepsi. Evet. 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 Eğer çok takılırsam açarım abi internetten bakarım yapılışlarına. Ben bu farmdan iki defa filan yaptım. Kanalda böyle Survivor serilerin içerisinde videosunun olması lazım. Ama böyle bu farm nasıl yapılır anlamında değil. Survivor oynarken yaptığım bir farm yani. Şimdi arkadaşlar. 3 blok yukarı çıkıyoruz, tamam mı? Destek bloğu 1. Ya bir blok yukarı çıkıp 3 blok geri gidiyoruz, tamam mı? Bunu aynı şekilde şöyle bak götürüyorum. Şu şekilde. Etrafına dönüyorum. Sonra bu ikili 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 döneceğim, tamam mı? Taktik bu bak. Böyle böyle. Bütün etrafına dönüyorum. Böyle böyle. Böyle böyle. Burası üçlü olacak yer. Üçlüye gelmişken burayı üçlü yapıyorum. Sonra buraları böyle 2-2 doldurduğum zaman tamamlamış olacağım. Bir önce bir şöyle bir dönelim bakalım burayı. Deli gibi fırtına başladı. Şu benim aşağıki şeyimde yatak var mı acaba? Yapmayı unuttuğumuz bir şey. Işık koymak. Işık koymak. Yapmayı unuttuğumuz şey bu. Şu creeper'ı kestim. Bay bay. Işık koymak. Meşale. Gerçi elimde bir sürü meşale varmış. Koy abi. Koy. Yatak var mı ya? Ben niye bu kadar hazırlıksızım? Normalde bir şeylere hazırlanıyorum. Güya acil durum çantası falan filan. Yün var mı? İp var. Dur bakalım. Lan ne yağmur yağıyor ya. Oh 3 tane. Şuradan bir tane yatak ver baba. Okey tamam burayı doldurduk. Şimdi ben şu kovalarıma su doldurup gelmem gerekiyor. Böyle suyun yüzeyinde giderken doldurabilir miyim? Ay iyi düştü. Ama iyi denemeydi. Evet gençler eline mızrak olan varsa gelsin. Baksana su içine roket basınca gidiyoruz. Ben de diyorum niye uçmuyor? Şeyimiz takılı değilmiş. Var mı senin elinde bir şey? Yok. Şimdi çıkıyorum abi yukarıya. Fiu fiu. Hay aman. Roketle ölümler çok fazla olduğu için tüy düşüşü bizi kurtarıyor arkadaşlar. Bir yerden kafamızı çarpmamızı engelliyor. Şimdi 1, 2, 3 blok çıktık ya arkadaşlar. Buralara da 3 blok götürüyoruz. Yani hep birine 2 blok koya koya gelirsek. Şöyle. Burada 2 oluyor. Ama burası şey oldu bak. Bir fazla oldu. Şöyle. Yanlış mı yaptım lan? 1, 2, 3, 4. Niye bu kadar oldu? Şöyle şöyle koyduğum için şuradan dışarıdan bir kıra kıra gideceğiz. Yani 2 2 değil 1 1 koyarsak 3 oluyor zaten. Yani şuradan başlayalım koymaya. Şuradan koyacağız. Şimdi 2 ya. 3 yapmak istiyoruz biz zaten buralar. Bunun altı boş bakın. Boş. Anladınız mı? Tam köşeye denk geliyor. Hepsinin altı boş. Yani bunların hepsinin altı boş, tamam mı? Şimdi 3 gidiyoruz ya. Burası zaten 2 gitmiş. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Taktik bu yani.
Şimdi nereye koymamışız? Buraya koymamışız. 1, 2, 3, 4, 5, niye sayıyorum? 6, 7, 8, çok anlamsız. 9. Evet, bir blok daha mı çıkıyorduk? Şimdi arkadaşlar bir blok daha çıkıyoruz, tamam mı? Şu şekilde bir blok daha çıkıyoruz. Buralar basamaktan yapılıyordu atadığım kadarıyla da ben basamak kullanmıyorum. Gerekirse bir blok daha çıkabiliriz. Etrafını bir blok şeklinde dönüyoruz abi. Bunun üstünden su akacak. Komple dönüyorum. Tamam. Şimdi etrafını komple döndüm. Arkadaşlar. Kendime şu arkada küçük bir platform yapacağım. Kırılmak üzere yaptığım bir platform. Yine bu katın şeyi bu. İnme platformu gibi düşünerek burayı. Çünkü burası suyla dolu olacak falan filan. Şimdi bir yere de şurayı bir tık daha büyütelim. Kır abi. Ya şunların bazıları kırık kayrak taşı, bazıları şey kayrak taşı, o sıkıntı oluyor. Şuraya bir şöyle. Ne olur ne olmaz açısından sınırsız su yapacağım. Evet, bunu beklemiyordum. Tamam. Buraya meşale koyarsak bu hemen erir o zaman. Şöyle bir yanaşalım. Tuhaf. Tuhaf bir buz türü. Bu buz türü değişik bir buz türü ama suyumuz kaybolmuyor. Şimdi arkadaşlar. Buraya öyle bir su koyuluyordu ki, nasıl koyuluyordu onu hatırlamıyorum. Şuradan mıydı, şuradan mıydı? Arkaya akmasın diye ne yapabiliriz? Bir blok daha doldurabiliriz. Taş kesici nerede? Dur bakalım abi. Şimdi şöyle bir şey yapsak ne olur? Tamamen etrafına böyle bir dönsek bir tur daha. Yani buradan şu aşağıya su akmasın istiyorum. Akıyor mu akmıyor. Güzelce damlıyor. Tamam. Etrafını bununla şöyle arkadaşlar güzelcene dönüyorum. Gezime kaçtı. Şimdi abi taş kesicimde bir tane daha taş, yani gerek yok taş kesme. Taş kesicim aşağı kaçmadan alıyorum. Şimdi bütün köşeleri arkadaşlar dolduruyoruz. Tamam mı? Bir su daha olması lazım. Bütün köşeleri dolduruyoruz. Şuraya bak bir tane koyalım ki şey olmasın ya, kötü gözükmesin. Şuradan çok yaklaşmadan, suyu dondurmadan şey yapıyorum. Yanlış yere koydum. Tüm köşelere koyuyorum. Ben buraya basamak yaptım. Basamak da koyabilirsiniz. Başka bir şey de koyabilirsiniz. Tabela koyabilirsiniz. Bir önemi yok. Hatta bunun sonra kırılıyor olması lazım bunun ya. Ben burayı dolduracağım ya muhtemelen. Bunların üstünden doldururum. Yine gece oluyor. Yanlışlıkla bunları dondurur muyum? Gerçi bunlarla aynı seviyede olmam lazım. Bak aslında basamak yapmak benim de şu an işime yaradı. Bunu dondururum korkusu vardı bende şu an. Şöyle yapalım. Şu ortadan alalım. Şunun ortayı dolduralım. Ortadan buralara yayalım. Şöyle. Burası artık sınırsız. Buradan değil. Şuradan alırsak. Şunun üstüne bakarak koyacağız. Basamağa bakarak koyarsak abi. Basamağı algılıyor. Yani şu alana koymuyor. Şunun üstüne algılıyor demek istediğim o.
Yoksa basama algılaması gayet normal tabii. Tamam. Şunları geri doldur. Ne yaptık orada? Niye orası şey olmadı? Yattık. Bırak şunu. Benim buradan bu suyu alınca gitmemesi lazım. Şurası mı sınırsız su değil? Allah Allah. Anlamadım ki amına. Aha burada da öyle. Ne güzel bir şey oldu ya, akıntı oldu burada. Şurası ve şurası ve şurası. Tata. Buraya düşenler abi böyle. Böyle buraya gelecek. Şimdi şurayı tekrardan şöyle bir blok koyayım. Şimdi buradan kaç blok yukarı çıkıyorduk? Onu hatırlamıyorum. 2 blok muydu? 3 blok muydu? 3 blok çıkalım biz abi. Yani şöyle. Buraya şey koyacağız. Bir dakika. Tamam, bu benim yanımdaymış. Şimdi arkadaşlar. Bunu açıyorum. Şu malzemeleri artık yanıma alıyorum. Şunu almama gerek yok. Şunu almama gerek yok. Bunlar durabilir. Şu ikisi önemli. Şimdi buradan. Tam şunun hizasından. 1. 2. 3. Tamam mı? Bu taraf arkadaşlar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bu tarafa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu taraf arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu tarafa 7. Şunu alalım. Aşağıda kalması şey sıkıntı olur. Bu tarafa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bunları birleştiriyoruz. Aslında bunu basamakla birleştirmemiz lazım bizim. Hem taştan kar ederiz. Gençler. Kayrak taşını işleyemiyoruz ya. Kırık mı olması lazım illa? Ne kadar saçma ya. Kırık var mı burada? Kayrak taşı. Tamam. Basamakla birleştirmiyorum ben de. Buralar abi. Bu şekilde yine dolduruyoruz. Tamam mı? Okey. Hepsini böyle bir dolduralım. Ya şimdi buraları dolduruyoruz abi. Buraların arkadaşlar basamak olması lazım ya. Yani ben şimdi burayı düz blokla dolduruyorum ama basamak olması lazım ki buranın suyun işte kaldırma kuvvetinden şu köşede takılıp kalmamaları lazım. Bundan sonra zaten full basamak dolduracağız ya. Bir burayı kıralım. Ben olmadı gidip full kırık kayrak taşı alıp gelirim evden. Bu itemler şu arada burada düşenler sandığa gidecek. Böyle bir kıralım abi burayı. Kır abi. Kır abi. Kır. Bundan sonra arkadaşlar komple basamakla çalışacağız. Tamam mı? Şunları da kıralım ki artık böyle olması gerekiyor. Şunun hizasında basamak olması gerekiyor. Şurayı da kırarak aşağı iniyorum. Şu elindeki ne? Kayrak taşı. Artık şey yapayım herhalde. Şu elindekini bırakayım, şey alayım diyeceğim. İpek dokunuş var ya bunda. İnelim abi aşağı kadar. Tamam, madem öyle. Bunun etrafına tabii döne döne falan çıkacağız. Dostum. Bunda hep kayrak taşı var.
Heh, bu kırık kayraklar, tamam mı? Kayrakları bırakıyorum abi. Şunu yanıma alıyorum. Hatta şöyle yapalım, biraz üstümüzü alalım. Bunu öyle yanımıza alalım. Tamam. Gel şimdi geri yukarıya çıkalım. Şu şeyin üzerine durmam gerekiyor. Şöyle geliyorum. İşte bu. Şimdi. Taş kesicimi koy. Dur. Taş kesici koymadan hazır kırdıklarımla 1 2 3 4 5 6 7. Tamam. Arkadaşlar burası basamak. 1 2 3 4 5 6 7. Bu arada bunların her birinin içerisine su kovası koyacağız. 1 2 3 4 5 6 7. Yanına 4 tane su kovası var. 1 2 3 4 5 6 7. Eve gitmemiz gerekecek yine bir ara. Şimdi burayı dolduruyorum bu sefer. Şimdi gençler şunu da belirtelim ki eğer basamağınız bir blok aşağıdan olursa şuradan aşağıda olan bloğun üstünde mod canlanmaz. Üstten olması gerekiyor. Üstten olacak ki mob canlansın. Aynı zamanda buraya mob sığsın. Creeper'ların boyu, zombilerin boyu bir iki bloktan hafif uzun ya. Nasıl diyeyim sana? Şu iki bloğun sınırıysa şöyle anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar buradaki olay da şu. 1 2 3 tamam mı? İniyorsunuz, ortayı kırıyorsunuz. Gözlemciyi köşeden koyduğunuz zaman okun yönü aşağı bakacak. Gözlemcinin gözleri yukarıya bakacak. Gördünüz mü? Buraya geliyorsunuz. Tam gözlemciyle eşit hizada şey koyuyorsunuz. Şu bloğu kırıyorsunuz. Buna gerek yok ki buradan su çıksın diye. Bu buradan bunu algılıyor. Mesela deneyelim. Ben şuraya şey yapayım. Şimdi bakın şunu kırdım. Bak su çıktı. Sinyal aldı ya. Şimdi bak. Gördünüz mü? Mantık bu. Su bu piçleri aşağı götürecek. Su olmadığı zaman canlanacaklar. Su olduğu zaman canlanmayacaklar. Şimdi buralara her bir kat arkadaşlar meşale koymam lazım. Bunu unutmamam lazım. Şunlara da koyabilirim kenarlarına. Şimdi çıkıyorum. Şunu dur şu suyu alırım. Alırım. Karadeniz diye döndük amınayım. Çıktım üstüne. Taş kesiciyi de almam lazım. Şöyle. Kendinize destek bloğu bir şeyler de alabilirsiniz. En meşhur destek bloğu topraktır. Toprak alabilirsiniz. Veya iskel alabilirsiniz. Arkadaşlar fırlatıcıyı koyuyorum. Tamam mı? Fırlatıcının etrafına 7 blok gidiyorum. Saymaya gerek yok. Şöyle aynı hizaya geldiği zaman bırakabilirim. Bu arada niye 7 blok? Bizim buraya bıraktığımız su arkadaşlar buraya kadar gidiyor. Sınırı bu burada bitiyor. Anladınız mı? 8 olsa 8 gidecektik suyun sınırı. 6 olsa 6 gidecektik suyun sınırı. O yüzden böyle. Şimdi taktik bu arkadaşlar. Şurayı beraber yaptık. Tamam mı? Şunu kıracağız tabii ileride. Burayı yaptık. Burada kesinlikle basamak oluyor. Üst tarafta basamak oluyor. Alt tarafta değil. Bu şekilde bakın yine buraya koya koya gidiyorum. Sonra geliyorum. Destek bloğu. Destek bloğu. Destek bloğu. Kırdım. Ortayı kırdım. Şöyle gözlemci. Tamam. Sonra bunu kırıp böyle buna bakacak şekilde şey koyuyorum. Fırlatıcı koyuyorum. Gözlemciyi böyle, fırlatıcıyı böyle. Gözlemciyi böyle, fırlatıcıyı böyle. Bu şekilde koyuyorum. Tamam mı? Böyle yaparsak 10 kat. Benim elimde 11 tane olduğu için bunlar var. Ben 11 katlı yapacağım. 5 katlı yapabilirsiniz. 2 katlı yapabilirsiniz. En az 3 katlı yapın abi. 3 katlı yapabilirsiniz. 10 katlı yapabilirsiniz. 11, 12, 15 katlı bile yapabilirsiniz de artık bir süre sonra boku çıkıyor. Yapmayın o kadar. Yani çok uğraşmak istemiyorsanız 3 katlı, 4 katlı yapın. Yine her türlü çalışacaktır. Ben elimde bu kadar malzeme var. Eşit ikisi de. 11. 10 değil 11 katlı yapacağım. Şimdi buraya komple çıkınca öyle görüşeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Yani dizimi izleyeceğim. Hadi bakalım.
Evet, en üst kata kadar doldura doldura geldim arkadaşlar. Umarım bir yere şey koymayı unutmamışımdır, meşale. Creeper falan spawn olursa biz oralara su koyacağımız için şunların içine sıkıntı olur. Şimdi bir üst kata daha mı çıkmam gerekiyor yoksa burayı son çatı katı mı yapmam gerekiyor? Emin değilim. Şimdi bir sinyal denemesi yapacağım. Buna biz sinyal verince yapışkan piston dediğine göre şöyle bir duymaya çalışıyorum. İçeride kavga var. Buranın zihin sesini bastırıyor. Şimdi şöyle deneyebiliriz. Şunları kıracağız. Şuna yetişebiliyor muyum? Beğeniriz. Tamam, şimdi yetiştim. Denemek için su kovasını koydum buna. Şöyle yukarı çıkıyorum. Geri kırıyorum burayı. Bu da gözetsin. Dur, yapma lan. Şimdi annem, dur. evet, bunun içi boş kalacak. Bunu da doldurabiliriz. Mesela bunu doldurduk, elimizde fazla şey kalıyor. Gözlemci kalıyor. Böyle sinyal vermeyi deneyek. Gözlemcinin üstüne ne koyabiliriz sinyal gitmesi için? Dolu olsun istiyorum. Tamam, öyle yapalım. Bir şekilde göndeririz bu sinyali. Şimdi son katı dolduruyorum o zaman. 3 blok çıkıyorum. Tabii şunu kırdım. Şu ortayı kırdım. Ortaya yanlış koyduk. Şöyle tam köşeden yönü aşağı gösterecek böyle. Şurayı da kırıyoruz tabii. Şu aşağıdaki şeyi alamadık değil mi oradan, kovayı? Onu almamız lazım ya. Ay. Alamadım bir türlü. Burada bir tane meşale yeter. Şöyle yukarıya bir çıkalım. Kır abi. Şurayı kapat. Şunu al. Şunu al. Şuradan şunu kır. Şimdi arkadaşlar şuraya dolduracağım. Ben şimdi buraya sinyal verdiğim zaman bir şekilde şeyi gözlemcinin algılaması lazım. Kırık taşım bitti mi? Ha, yok, varmış. Şöyle bak. Burayı daha fazla uzatacağımız için bir dakika. Önce ben bu şu sinyal işini çözeyim, tamam mı? Şöyle bir alan genişlettim kendime. Sinyali şuraya getiriyoruz değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar, şöyle yaptığımız zaman sinyal alıyor mu? Almadı. Bunu nasıl şey yaparız? Buraya fırlatıcı koyacağız o zaman. Fırlatıcı da yok yanımızda. Fırlatıcı ne lazım? Bir tane ok lazım. Kızıl taş, kırık taş falan lazım. Ev zaten yakın. Bir gündüz yapayım, aşağı gideyim. O fırlatıcıyı da alayım, geleyim mi? Evet, gerekli malzemeler aldım. Zaten yakın evimiz. Yine buraya bol bol geliriz. Şuradan bir 10 kova su dolduralım. 1. Lan oğlum, su doldur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Okey. Hemen bak, buradan gözüküyor. Şurası. Şurada da bizim ev var işte. Şimdi yukarıya çıkalım abi. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada ışık yok. Duralım. Buraya da bir tane ışık koyalım. Benden izinsiz mob canlansın istemiyorum. Oh! Yüksekliğimizi bir ayarlayak. Şöyle. Yavaşça, acele etmeden konalım. Şimdi buraya arkadaşlar fırlatıcı, ama bakın son fırlatıcının içi boş olacak, tamam mı?
Buraya da şey geldi. Şimdi bu kızıl taşları kafamı karıştırmasın diye iptal ediyorum. Elim arkadaşlar. Şuraya şunu bırakıyorum. Şuradan basamak yapıyorum. Şimdi şuradan itibaren 21, 22, 23 ortalama o civarda bir blok koyuyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aslında direkt şurayı kapatsak da bu iş çözülüyor ya. Bu kadar uzağa. Şurayı eğer kapatacak, kapatmayacaksınız arkadaşlar burayı. Tamam mı? Şuna gerek var. Eğer burayı kapatacaksanız buna gerek yok. O yüzden bunu kırıyorum ben. Buna gerek koymuyorum. Ben çünkü etrafını kapatacağım. Tam şurayla eşit hizada olacak. Yani bir blok daha gelirsek. Şuradan kaç blok gidiyorduk? 8 değil mi? 8. Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 blok daha gidiyorduk. 9, 10, 11. 2 blok daha gidiyorduk. Evet. Bunu nasıl anlarız? Bir sürü kayrak taşımız var. Kırıklar var. O ne? O ses ne lan? Geliyorum ben. Garip bir ses geliyor. Geiger sayacı gibi. Radyosunu ölçer gibi. Atari. Muhtemelen şarjı bitti. Çok çabuk bitiyor niyeyse şarjı. Tam şarj edemiyorum herhalde. Nokia bataryası falan var. BİM'de gelmişti bu arkadaşlar. BİM'le. BİM'den aldıydık bunu. Şöyle koyalım. Lan. Korktum amına koyayım öyle bir ses gelince. Neyse dur. Devam edelim. Şimdi abi şunları geri içeriye atıyorum. Bunları alacağım ben. Şuradan aşağı süzülüyorum. Şurada duracağım. Şimdi şunu kıracağız dedik ya. Bunu kırmakla başlayalım. Ben bunun etrafı kapalı olsun istiyorum. Bilmiyorum, kapalı olsun istiyorum. Yani açık olsun istemiyorum. Açık da yapabilirsiniz. Moblar buradan düşüp buraya her türlü geleceklerdir. Fazla bir şekilde gitmeyeceklerdir. Yani ben buradan gelip geçerken mobların içeride düştüğünü müştüğünü görmek istemiyorum. Kapalı bir kutu gibi olsun istiyorum. Şimdi arkadaşlar. O bizim çektiğimiz yer nerede? Öbür köşede ta. Şurada. Şuradan. Bu gerçi basamak değil mi? Heh. Şöyle. Yukarıya kadar gidiyorum. Yukarıya kadar. Evet. Geldik. Bir blok eksik saymışım. Şimdi gençler. Burayı komple döne döne çıkacağım. Tamam mı? İlk başta normal kayrakları kullanırım. Sonra kırık kayrak taşlarını kullanırım. Buraya komple çıkıyorum. Çıkmadan önce şey yapsak mı acaba? Şunların içini dolduralım. İçi hazırda beklesin. Bence öyle yapalım. Şu kayrakları atıyorum. Kovaların hepsini alıyorum. Tamam mı? Kıra kıra ineceğim. Kırdığım yeri geri tamir edeceğim. Bak, buraya geliyorum. Burayı kapatıyorum. Bunu kırıyorum abi. İçeriye bir tane koyuyorum. Şu boş kalıyor bakın. Buna bir şey koymamaya dikkat edin. Meşale var mı diye bakıyorum. Hatta şu elindeki meşaleyi bırakayım. Karanlıktan alırım. İndim, kırdım. Yaptım. Meşaleyi aldım. Meşaleyi aldım. Buraya koymuşuz. Şurada fazla blok var. Buraya koyduk. Şu an doğru gidiyoruz. Hop indim. Tamam mı? Bir daha bu aralara girmekle uğraşmayalım. Şuradaki fazla bloğu kırdım. İçeriye koydum. Tamam. İndim. Kapattım. Meşaleyi aldım. Başka var mı? Şuraya su koydum.
İndim. Kırdım. Fazla blokları kırıyorum. Şuraya su koydum. İndim. Kapattım. Kırdım. 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 Buraya su koydum. İndim. Bayağı bir çıktık. Ama güzel bir mob farm olacak bu. Güzel güzel toplayacak. Bu su arkadaşlar mobları şeye gönderecek. Aşağı taşıyacak. Şuradan aşağı düşürecek. Zamanlayıcı koyacağız oraya. Şurayı kapatalım. Orayı kapatmamız önemli. Suyu koydum. Kırdım. İndim. Kırdım. 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 Burayı kırdım. Suyumu koydum. Kırdım. İndim. Koydum. Koydum. Evet. En aşağıya kadar geldik neredeyse. Gelmişiz hatta. Şunu da kırdım. Şuraya da koydum. Başka da kalmadı. Artık buradan da su bunları böyle düşürecek. Heh. Böyle buraya getirecek. Buradan da gidecekler. Olay bu. Şimdi burayı arkadaşlar önce bir basamağın bak bu sıkıntı oldu işte. Eşit bloğa çıktık ya. Bakalım ne oluyor. Geri eriyince çözülüyor. Şurayı ben şöyle bir basamaklarla en köşeyi dolduruyorum. Sonra bu basamakların üstünden en üst kata kadar çıkacağım. Krallaştırıcı, yürüyücü, büyücü büyüsünü seviyor muyum? Sevmiyor muyum? Bilmiyorum. Bazen çok işe yarıyor. Bazen hiç işe yaramıyor. Şu an mesela çok sinir bozucu oluyor. Bir şeyleri bozacakmışız hissi veriyor insana. Geldik mi? Geldik. Şimdi bir blok çıktığım anda tamam. Evet gençler. Komple bu seviyede bunun etrafını kapatıyorum. Şöyle 3 blok 3 blok kapata kapata gideceğim abi. En üst kata gelene kadar. Tamam mı? Şu en üst kata gelene kadar. Şöyle umarım mikrofon aşağıda kalmış. Sesimin şeyi volümü azalmamıştır. Böyle dolduralım burayı. Evet, moblar spawn olmaya başladı ve bana çarpa çarpa beni düşürdüler. Şimdi bakın buradan düşüp ölecekler. Salaklar. Hani sana toplanıyor. Evet. Aha, barut toplanmaya başladı bile. Şimdi bir gündüz yapacağım arkadaşlar. Bir creeper'ın patlatma ihtimali hala var. Kodum creeper'ları. Uçamıyorum. Uçuyorum abi. Şunun üzerine konmam lazım. Ananı sikeyim. Şöyle şunun üstüne konmam lazım. Evet, okçular bana sıkıntı oluyor. Bak, mallar bana gelmeye çalışırken ölüyorlar. Gündüz burayı hemen hızlıca dolduralım ki içeriye hallettik ya. Ay bak, bir okçu var işte orada. Hata mı ettik acaba erkenden orayı şey yapmakla, onu bilemiyorum. Su götürmüyor da ibneyi. Şöyle şey yapak da. Şurada şey ananı alnımın çatından vurdu ibne beni ya. Tamam arkadaşlar, yapacağımız şey şu. Tekrardan katları ışıklandırıyoruz, tamam mı? Nasıl ışıklandıracağız? Siktir. Aa, birbirlerini yiyorlar. Lan in aşağı. Abi cadı bile canlanmış ya. Şuraya koyamadık. Bir tane ışık bile bu işi çözecektir de. Siz niye düşmüyorsunuz aşağıcılar? Düş lan. Düş, hadi ben de düşeceğim. Evet, çok güzel bir fikrim var. Niye çalışmadı? Buraya koymamış mıyız lan? Buraya da koyalım. Gerçi ben bunu çalıştırdım. Benim koyduğum meşaleler de düştü şimdi, değil mi? Kendi başımız şeyimize iş açtık ya, başımıza durduk yere. Şöyle
Şu üst kata koyamadık. Lan abi iki kat birden düşmek sıkıntı oluyor. Şöyle bir bakalım. Bak koyamadığımız katla direkt canlanmış İbni. Geliyorum ama geliyorum bekle. Ne oldu lan? Uçuyorum sanıyorum ben de. Artıza bak. Sikti git lan. Bir tane kat kaldı galiba. Aa! Siktir. Bu creep... Aa, bu aşağıda niye su birikintisi oldu? Aşağı düşmüyorlar. Şurada... Burada bir şey olmuş ama. Buraya şey koymamız lazım. Tabela. Şuradan şimdi süzle süzle şu creeper gelirse sıkıntı yaşayacağız. Ya abi ben o meşaleleri niye aldım ki erkenden ya? Tabela nerede lan? Ver abi şuradan abi. Tabela. Şimdi tekrardan bir en üste çıkıyorum. O suyu öyle akıtan ney? Onu bulmam lazım. Tabii o creeper'ı kesmem lazım. Şurada bir boşluk var. Bu boşlukla alakalı bir durum mu var? Onu anlayamadım. O suyun oradan akmaması lazım. Yani tabela koymaksızın akmaması lazım. Lan oğlum sen de var ya. Su kesilmiyor bak. Heh, kesiliyor bak. Şurası kesildiği için mi acaba böyle bir hata oldu? Bence o yüzden. Şimdi dayı. Şu oku at, barutu at, çubuğu at, kemiği at, tahtaları at. Bunlar zaten aşağı düşecekler. Şu creeper'ı halletmem lazım benim. Vay. Sizin ben sıfatınıza sıçayım. Burada bu suyun bu şekilde olmaması lazım ya. Buraya bir fazla geliyor su. Ben onu anlamadım bak. Buraya bir yerden bir fazla su geliyor. Şurayı kıracağız mı acaba? Su burada bir fazla geliyor buraya. Niye fazla geliyor işte? Allah Allah. Şimdi bu niye böyle oldu ki lan? Shift'e basıp koyuyoruz değil mi? Dur. Tamam artık her türlü buradan düşeceklerdir. Suyun akışını durdurduk da şuranın fazla gelmesini çözemedim ben. Burada niye bir su fazladan akıyor burada? Burada bu su niye fazla akıyor? Bak. Şurada bir çıkıntı var ya bak şu çıkıntı var ya. Bu fazla akıttırıyor. Acaba bizim ayakkabımız bunu bozdu mu? Ben şu an onu düşünüyorum. Bizim ayakkabının bunu bozmuş olma ihtimali nedir? Enteresan bir durum ya. Şimdi şurayı doldursam, şurayı doldursam su daha çok gidecek. Kırıyorum. Su daha çok gitmeye devam ediyor. Yani abi suyun daha çok gitmemesi için şöyle blokla doldurmak lazım. Ha şu an bunun aslında bir farma bir şey yok. Her türlü yine buradan düşecekler de benim kafama takıldı. Niye böyle oluyor?
düzeldi. Bakalım. Evet bak burası düzeldi. Şuraları da düzeltmemiz gerekiyor. Şöyle bu alanı doldurursak, sonra bu alanı geri kırarsak düzel. İyi, biz düşmesek iyiydi. Şöyle çıkalım. Bizim bu şeyimiz bozuyor galiba. Bura düzelmedi herhalde. Ya bu niye böyle oldu ki ya? Şöyle yukarıdan getirirsek bunu. Bunu kırarsak. Bunu şuradan getirirsek. Bunu kırarsak. Düzeliyor mu? Aynen. Bunu yaparsak düzeliyor arkadaşlar. Şuradan şöyle getiriyorum. Şuradaki fazlalığı kırıyorum. Tamam mı? Sonra tekrar bu blokları temizliyorum. Sonra şuradan bir getiriyorum. Burayı alta da koyuyoruz ya, alt geri şişiriyor bunu. Şöyle yaptığım anda aynen oldu. Şu an oldu. Bunu da böylelikle çözmüş olduk. Hadi bakalım bir uçalım. Ya neyse, bir aşağı düşecek de krallaştırıcı yürüyücüyü çalıştırmak istemiyorum. Unuttuğumuz kat yok gibi duruyor. Tamam, şimdi ne diyorduk? Biz bütün katları dolduracağız diyorduk. Bütün katlar arkadaşlar. Şuradan şöyle bir doldurmaya başlayalım bakalım. Ay anana. Neyse, gece oluyor. Bari gece olsun bir gündüz yapak da öyle doldurak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi komple etrafını doldurdum. Şimdi bu orta alanı doldurmamız gerekiyor. Burayı dolduracağım. Anam uçtuk. Aşağı düşüyorduk. Taş kesici şurada. Yine eve gidip biraz daha kırık taş aldım. Şunlardan birinin içi taş dolu. Şunu bırakıyorum. Taş dolanı, boş olanı alıyorum. Şurada abi. Kesiyorum. Şimdi burada aslında moblar canlanmasın diye şöyle bir şey yapacağız, tamam mı? Şurayı kırıyorum. Şurayı da kırdım. Şurayı kırıyorum arkadaşlar. Çatıda mob canlansın istemiyoruz. Işık koyabiliriz. Hiç ışık koymakla uğraşmayacağız. Şöyle bir blok yukarıdan burayı, şurayı da kırıyorum güzelce. Dolduruyorum. Şöyle aşağı düşmezsek. Tam ortada 3 blok boş alan kalsın. Gerekirse burayı da tamamlarız. Evet, burası aslında bakın. Bunun havada kalırsa bu, eğer şöyle örnek göstereyim. Altı yarım bloktur. Yani bu şekilde olan yerde asla ama asla mob canlanmaz. Şu zeminde canlanır. Şimdi bu yükseklikte şunu da kıracağım tabii ki. Burayı bu yükseklikte arkadaşlar dolduruyorum. Tamam mı? Şöyle geliyorum. Şurada yanlış bir yer mi? Şimdi şöyle bir bakayım. Yok, doğru, tamam. Şimdi şöyle dolduruyorum. Buraları da böyle dolduracağım. Komple abi. Bunu şimdi üstünü böyle bununla kapatıyorum, tamam mı? Şimdiki aşamamız bu. Artık bunun üstüne mob canlanmayacak. Her şey burada olup bitecek. Burası yaratık fabrikası. Güzel isim. Yaratık. Burası bundan sonra yaratık fabrikası. Şimdi bunun üstüne bir dolduralım bakalım. Şimdi arkadaşlar, ne oldu? Kediyi mi oynatıyorsun? Şöyle şey. Şimdi gençler, burayı yaptık. Bakın aşağısı, hatta moblar canlanıyor bile. İçeride meşale olmasına rağmen canlanıyorlar. Sistemi çalıştırmamız gerekiyor.
Şunu alıyorum. Şunu alıyorum. Bir zamanlayıcı devresi yapacağız. Bakalım doğru hatırlıyor muyum? Umarım doğru yaparım. Şunu koydum. Şunların hepsini bir aldım. Bana şey de gerekiyor. Aşağıdaki sandıktaki malzemeler de gerekiyor. Onları da alalım. Daha buraya ineceğiz. Burada da çok işimiz var. Uğraşacağız. Buraya ayıklayıcı devresi falan yapacağız. Huni nerede? Huni alayım. Meşaleye ihtiyacımız yok herhalde de. Yine de alacağım. Şöyle gündüz oluyor. Bir yukarıya çıkalım. Tamam, şimdi gençler buraya zamanlayıcı yapacağız. Huni ile başlayalım. Buraya bir huni koydum. Huni'ye bakacak şekilde huni koyuyorum. Huni'yi kırıp huni'ye bakacak şekilde huni koyuyorum. Bu huni'nin arkasına, şuralara karşılaştırıcı koyuyorum. Şuralara blok koyuyorum. Şuralara kızıl taş koyuyoruz. Şuralara yapışkan piston. Şuraya bundan koyuyoruz. Sanki bir yere meşale koyuyorduk. Şimdi şuraya şöyle 4 tane koyalım. Oldu lan. O kadar atıldığım kadarıyla şey değilmiş. Zor değilmiş. Çayımdan içeyim. Abi şimdi. Kaç saniye gerekiyor bizim için? 11 saniye miydi ya bunun şeyi? 11 saniyede bir çiçik yapması gerekiyor herhalde. Şimdi bu sinyali gereksiz yer... Ay. Bu tam blok olduğu için. Tabi sisteme ben şu an çalışmasını istemiyorum. Şunu kırdığım anda... Nereye gitti lan? Şöyle içeriye koydum, orada dursun. Gereksiz çalışsın istemiyorum sistem. Şurayı şöyle yapıyorum yine. Şurayı kırıyorum. Fazla blok koymak istemiyorum. Şunu şöyle. Şuradan. Aa, buradan getiremiyoruz değil mi? Bunun şey olması lazım. Peki nereden getireceğiz bunu? Şuradan sinyal alabiliyor muyuk? Şöyle sinyal alabiliyorduk. Kır abi. Şuraya bir tane yenileyici. Seç. Ne yapıyorsun? Mehtap şu kediye bari neyle oynuyor? Şunun üstüne de koyabiliriz hatta. Tamam. Burada sinyal var da çok mu az lan bu sinyal? Sinyali güzelce taşımamız gerekiyor bizim. Şimdi şöyle yapalım. Şunu bir kıralım. Şurası şöyle olursa. Tamam. Bu şekilde. Hatta abi şunu kırıyorum. Şunu alıyorum. Şunu koyuyorum. Şunu da koyuyorum. Sistem bir çalışsın bakalım. Bak şimdi sürekli çalışıyor. Aa doğru ya. Burada niye yapmıyoruz biz? Ayaklama sokayım ya. Şunu kır abi. Kır abi. Kır 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 kır. Boşuna kendimi yoruyorum yani açıkçası arkadaşlar. Sinyali nereden alacağımızı düşünüyoruz. Sinyal zaten hazır geliyor. Şu. Sinyali alacağımız yer şu. Şurayı şöyle birleştirmeyelim de. Şöyle fazladan koyayım. Buraya gelip alırız burada. Eğer üstümüzdekileri bıraktık oluyorsa. Şuralara da basamak koyuyorum. Bunun üstüne bile canlanıyor bu pezevenkler. Tamam mı? Aşağıdan koyduk. Tamam. Zamanlayıcı devremiz de hazır. Şunu kırıyorum. Şurayı kapatıyorum abi. Tamam böyle. Buraya iki tane kızıl taş koyarız. Şekilde buralarda mob canlanmasın. Tamam. Yukarıya bir kaç blok? Bir 30 blok daha yukarıya çıkıp şey yapmamız gerekiyor.
bir şeyler yap. 320'ye mi çıkıyordu? Bir şey çıkıyordu. Bir sayı bloğa kadar. 20 blok çıkarız ya, onu hatırlamıyorum. O sıkıntı olmayacaktır ama gidip bizim aşağıyı halletmemiz gerekiyor. Şurayı halletmemiz gerekiyor. Bu mumlar buradan saçılabiliyorlar. Şimdi buraya da küçük bir dekore yapalım. Her şeyden önce arkadaşlar, ayırıcı sistem. Bak onu hatırlamıyorum. Bir ayırıcı sisteme ben bir bakayım nasıl yapılıyordu. Onu bir göreyim. Ayırıcı sistem yapalım hemen buraya en baştan ki şey olmasın. Kartopu martopu falan almamız gerekecek. Ya da steklenemeyen şeylerden. Hemen gider toplarız. İpeksi dokunuş var bunda. Neyse onu hallederiz. Ben bir bakayım o şeye, ayırıcı sistem devresine. Hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar, ayırıcı sistemi ben nasıl yaptığımızı hatırladım. Baktım ama şöyle bir sıkıntı var. Şuranın 1-2 blok yukarıda olması gerekiyor. Bunu denemek için sistemi çalıştırmam gerekiyor. Sistemi çalıştırdığım zaman patır 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 dökülecekler falan. Öyle bir muhabbet olacak. Onu yapmadan önce bir eve gidip kartopu almamız gerekiyor. Huni almamız gerekiyor. Bunları bir ayarlayalım birlikte. Kartopumuz yeteri kadar yoktu diye hatırlıyorum. 16-16 steklenen ne varsa o da oluyor. Ne var 16-16 steklenen başka? Ender'in cisi var. Filama var. Bak filama da olur kartopu yerine. Ama çok filama gerekiyor. 16-64. Aa çok az ya. O zaman arkadaşlar bizim bir karlı bir bölgeye gidip şey yapmamız lazım. Kartopu toplamamız gerekiyor. Karlı bir bölge. Hemen şuradan uçarak gidelim. Karlı bölgeye. Şuralarda bir yerde karlı bölgenin olması gerekiyor. Salatalık bir şey değil yani. Diyet yaptığım için böyle bunlardan yiyorum ancak. Şimdi benim kafama takılan şöyle bir şey var. Biz bunu yaparken 30 blok falan yukarı çıktı, tamam mı? Normalde 23,5 blok 24 blok, 23,5 blok bizim şeyde, farmlarda geçerli muhabbet. Şu telefonu bir sessiz alayım. 24 bloktan zombi düştüğü zaman abi direkt ölür. Tamam mı? Ama zırhı varsa şu ipeksi dokunuş. Bunu bildiğim için abi bunu aldım. Bu ne lan? Kar gibi. Ama kar değil. Kireç taşı mıydı? Şimdi 23 blo zırhı olan bir şey düştüğü zaman onun hemen toplamışız lan. Ölmeyebiliyorlar arkadaşlar. Bu yüzden 30 blok yaptık ki garanti olsun diye. Ben şimdi 30 blok azaltırsam sıkıntı yaşayabiliriz. Yine mi doldu ya? Yani diyorum ki yer seviyesini biz 196 blok çıktık ya, onu birazcık daha azaltalım. Çok bir şey fark etmeyecek. Bunu da belirteyim. Yani böyle illa farmlarda şu kadar yüksekte olacak, o kadar alçak olacak. Çok takılmayın abi bunlara. Onların bir önemi yok. Tamam mı? O kadar bizim yüksekte olmamızın da bir önemi yok aslında. Biz yüksekte olalım diye bir olduğumuz zaman bir miktar daha fazla şeyler daha fazla canım. Çünkü mağara mantığı. Bizim altımız mağaraysa yanımızda değil de altımızda canlanıyor. Tamam mı? O var. Tamam. Mağara mantığı ama şeyde yok. Yanımızda canlanmıyorlar. Eve de geldik. Huni alacağız bayağı yanımıza. Şöyle inelim. Yani o yüzden biz şimdi o mesafeyi azaltırsak sıkıntı olmayacak. O kadar blok dizdim. Onları kırmak zorunda kalacağız. Abi yanıma şey aldım. Sandık yok. Sandık yapacağım. Şunların hepsini sandık yapıyorum.
Nerede lan sandık? Sandık yaptım. Ve hepsini huni yaptım. 30 tane huni. Fazlasıyla yeterli olacaktır. Dur, yanlış yerden hareket ettik. Şuradan dümdüz uçtuğumuz zaman şurada arkadaşlar farmımız bizi karşılıyor. Bilerek böyle yaptım ki bulması kolay olsun diye. Hafiften sollu. Onun sebebi de şurada şey var ya, ona yakın olur da madenci yorgunluğu yersek diye. Şuraları buraları kıracağız. Şimdi burada arkadaşlar şu yer zeminini 1-2 blok kadar aşağıya indirmemiz gerekecek bizim, tamam mı? Şunu ben elimden bırakıyorum. Şunu bırakıyorum. Üstündekiler durabilir. Kartopullarını da şöyle bırakalım yine. Şimdi karşılaştırıcı lazım bize. Hayda. Bize 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane karşılaştırıcı lazım. Oh, varmış, tamam. Redstone'la tozlarımız da var. Hepsi bize yetecektir. Şimdi arkadaşlar. Burayı sandıklarla dolduruyoruz. Ben elindeki diğer sandıkları buraya mı bırakmışım? Şöyle biraz daha sandığa ihtiyacımız var. Şurayı tamamlamadan önce bir blok daha aşağı inmemiz gerekiyor. Şunu kırıyorum. O çekildi, emüldü. Şimdi arkadaşlar, şunların bakacağı yer başka bir yer olacak. Şurada sandık olmayacak bu tarafta. Yine dolu gözüksün diye yapabilirsiniz. Önce arkadaşlar şu yolu bir bağlıyoruz, tamam mı? Böyle bağlıyoruz. Şu içinde muhtemelen bir... Aa, hiçbir şey yok mu? Şurayı bağladık abi. Şu da aşağı bakacak. Aşağıyı bir tık uzatacağız. Nasıl uzatacağız? Su. Kova. Kova. Kova yok mu lan? Var. Bunu suyla doldurup gelmemiz lazım. Geronimo. Bak ne güzel uçtuk. Ama orada benim hatam vardı. Kanadı giymemişim, uçmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben burayı kolay olsun diye iki blok şey bir blok değil. Kırıl lan. İki blok uzatacağım. Şurada benim aşağı doğru giden bir köprü gibi bir yolum var. Nerede o? Bunu gördüğüm iyi oldu. Şu hizada arkadaşlar burayı şu hizada dolduracağım, tamam mı? Rahat rahat çalışacak bir alanımız olsun burada. Şöyle geldim. Bu niye hataya düşüp duruyor sürekli? Şimdi tamam. Burayı dolduruyorum abi. Şurayı, şu şey var ya, bunların düştüğü yer. Orayı bir blok yükseltmektense zemini iki blok azaltıyorum aşağıya, tamam mı? Hatta kaç blok? 3 blok azaltmış oluyorum, tamam mı? Burayı şimdi ben komple dolduruyorum. Burayı komple kırıyorum. Evet arkadaşlar, bunları komple temizledim. Şimdi benim yaptığım hataya siz düşmemek için şuraya biz 30 yaptık ya, 33, 34, 35, 32, 30 öyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi bu sandıklar, ben 2 blok fazla koydum ki burada rahat çalışayım diye. Şöyle... Aa, böyle de bir şey de yapabiliriz. Tamam mı? Şurayı alta da taşıyabiliriz. Buraya sandık da koyabiliriz. Sıkıntı yok. Şöyle doldurak fazla. İhtiyacımız olursa buraya tekrar şey yapabiliriz arkadaşlar. Bir sandık yeri daha açabiliriz. Şimdi. Yukarıdan aşağı bir şekilde başlayacağız. Tamam mı? Ben burada... Ne oldu lan az önce? Aa bak, bazıları düşüp ölüyorlar. Şu an hepsini şurada şurada birikmesi lazım. Evet, burada birikiyorlar. Şöyle buraya kadar taşıyalım bunu. Bunları şey yapacağız. Fullleyeceğiz. Hatta şimdi fullleyelim.
Aynen. Sandığımıza tam yetti. Şu altını da o zaman abi. Ay pardon. Dolduralım. Şöyle. Şu kenarda yine olmadı. Yine kırarız. Sıkıntı yok onda. Şimdi üst tarafa çıkmamız gerekiyor. Ve yine burada sistemin mantığını gösteren bir şey çektim. Resim çektim. Ama tabii bir yukarıya şöyle merdiven gibi bir sistem yapalım ki kendimize. Şimdi abi. Yukarıya çıkıyoruz. Bunu yaptık mı? Bakın düşüyorlar. Şuraya düşüyorlar. Buradan. Şöyle bakalım yanlışlık yok. Buradan buraya geliyorum. Bu bizim hizalamadığımız yani ayarlamadığımız şeyleri buraya düşecek. Mesela biz yukarıda meşale düşürdük değil mi? O meşale oradan kayıp buraya gelecek. Bazen zombilerinde kılıç oluyor, kürek oluyor. Onlar burada birikecek ki sistem tıkanmasın. Hem de onlar da burada biriksin diye. Anladın mı? Bunu kesinlikle yapmanız lazım sizin de. Şimdi arkadaşlar burada şu şeylerin, sandıkların, şu hunilerin hepsi sandığa bakıyor. Arkasına şuradan geliyorum. Şöyle geldim. Şurayı doldurmamız gerekiyor şöyle. Tabi buraya geçemedim. Ay. Şuradan şöyle dolduralım. Şuna gerek yok. Şöyle dışarıdan kendime bir yol çizeceğim. Yani destek bile olarak da kayrak taşı kullanan bir tek benim herhalde. Ya da şey yapalım ya. Şunu bir kıralım abi. Şunu kır. Şunu da kır. Şunu da kır. Şunu da kır. Şunları da kır. Buraya geri 3 tane koyacağız. Bunu unutmamamız lazım. Düşüp duruyoruz. Şöyle kırdım. Şimdi arkadaşlar. Buraya. Şuraya. Kızıl taş karşılaştırıcı koyacağız. Nerede o? Şuradan. 130. Bakın. Bütün huniler sandıklara bakıyor. Sondaki hariç. Şunların. Sandıkların arkasındaki huninin arkasına taş koydum. Şöyle abi. Karşılaştırıcıyı koyuyorum. Şimdi bir bakalım. Tekrar sandık eklememiz gerekiyor mu? İp koyuyoruz. İpler burada birikiyor. Örümcek gözü. Ok. Çürüket. Barut. Değil mi? Bu kadar yeterli olur. Tamam. Buradan böyle burada birikecekler. Ne oldu? Ya şu oyunu oynayacağına Minecraft oynasana. Ben böyle sakin oyunlar sevmiyorum. Vurgulu kırgılı olacak. Tamam. Valorant olacak. Tamam. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar şu arkayı dolduruyoruz. 3 blok. Tabii bunu doldurmadan önce bir ayar çekmemiz gerekiyor. Onu yapalım. Şurayı dolduruyoruz. Şurayı kırıyoruz. Şunu da kırdım. Sandık yok değil mi? Araya bir yere kızıltaş yenileyici koymamız gerekiyor. Yeteri kadar kızıltaş yenileyeceğimiz yok. Şimdi kızıltaş yenileyeceği neyle yapıyormuşuz? Yapabiliyoruz mu şu an biz? Yenileyici. Yenileyici. Şurada. Abi normal taş mı istiyormuş bu ya? Tüh. Hemen eve gidip geliriz. Evet nerede lan o kızıl taş yenileyici? Redstone yenileyici. Taş istiyor. Taş var. Redstone yapmamız gerekiyormuş. Al sana redstone. Al sana bir stack kızıl taş yenileyici. Anladım. Şimdi tekrar eve gidelim. Şey eve diyorum. Zaten evdeyiz. Farm'a gidelim. Fuh geldik. Buralara ışık koymamız lazım. Hani oldu ki aşağı gittik geldik falan. Creeper canlanmasın. Şimdi arkadaşlar. Şurayı kırıyorum kafamız karışmasın. Ben biraz şey anlatıyorum ya kafa karıştırıcı anlatıyorum. Bende sıkıntı var. Ama YouTube'da çok böyle kolay kafa karıştırmayacak şekilde anlatan arkadaşlarımız var. Onların videolarını da izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle yaptık mı? Bak hepsini bakıyor. Bunların hepsinin arkasına huni gerekiyor tabi. Koyalım abi. Hepsinin arkasına huni olması gerekiyor. Aşkım biraz şey olur musun? Sakin olur musun? Şu kayıttayım yani. Şimdi bu şekilde yaptık mı abi? Burada arkadaşlar şuraya redstone koyacağız. Şuraya bir blok daha aşağı çekiyorum. Sonra bunun üstüne blok koyuyorum. Tamam mı? Redstone'larımızı koyalım. Çubuk lazım bana. Yapma yavrum.
Zaten yanımda bir tek tük şey var. Var da reston yapabiliyorsa 12 tane fazlasıyla yetiyor. Şimdi önce şeyleri koyalım. Şöyle buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Şuraya da şu şekilde yönü buraya bakacak şekilde şöyle zıplayarak karşılaştırıcıları koyuyoruz. Tamam mı? Daha sonra bunun arkasını blokla dolduruyorum. Bunun üstünü blokla dolduruyorum. Yine şurayı blokla dolduruyorum. Ve en sonunda abi şuraları böyle komple tozla dolduruyorum. Aşağı iniyorum. Şurayı kırıyorum. Ve sistem hazır. Şunu kırabilirsiniz. Onlara gerek yok. Sistem bu arkadaşlar. Şimdi son olarak da huni yolumuzu çekeceğiz. Huniler arkadaşlar şu zımbırtıya bakması gerekiyor. Bunlar bir de normalde açık, normalde kapalı durumu var. Buna hiç girmiyorsunuz. Buna hiç girmiyorsunuz. Şu şekilde koyuyorsunuz. Tamam mı? Şunlara bakacak şekilde. Sonra buradan bunu çekiyoruz. Şöyle geliyorum abi. Bunu nereye bakıyor ucu? Şuna bakıyor. Şöyle yaparsak şunu da buna bağlayabiliriz. Yo, bunu buna bağlayamayız. Özür dilerim. Bunu bağlayamayız buna. Bunu kırıp bunu buna, bunu buna, bunu buna bağlıyoruz. Hepsini ona bağlıyoruz ki en baştan şimdi ayıklayacak ya bitemleri. En baştan böyle ayıklaya ayıklaya götürsün. Maksat o. Şimdi şöyle bir şurada bir kırıyorum buraları. Gerçi yine yukarıya çıkmamız gerekecek. Kırmasaydım iyiydi. Şunların içerisine arkadaşlar kar topu koyacağız, tamam mı? Ve içerisinde neyi saklayacaksak o itemi koyacağız. Şimdi ok, şunu bırakıyorum. Çürük et, örümcek gözü, kemik. Burada bir yerde barut olması gerekiyor. Şunları alayım. Şunları alacağım. Şunlar, ha, barut da burada. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya. Buraya bunları koyuyorsunuz. Bak bir süre sonra. Dur lan, yanlış mı koydum ya? Çeksin bakayım bir. Şöyle koyduk. Şimdi bak. Bunu çekmemesi gerekiyor normalde. Hatta buradan aşağıdaki sandığa götürdü bunları, değil mi? Ben şimdi şunu koyduğum anda aha çekmedi, dur. Şöyle yapacağım. Çekti ya. Bu niye çekiyor abi? Nerede hata yaptım acaba? Normalde sistemin sağlam olması gerekiyor. Ne oldu? Bunlar niye sırayla yanıp yanıp çalışıyor? Şimdi acı. Senin çekmemen gerekiyor bunları. Şu düşen şeylerimi, itemlerimi ben bir alayım tekrardan üstüme. Şuraya da gelenleri de alayım. Bunu nasıl yapıyorduk ya? Bunu normalde açık mı yapıyorduk? Şöyle 16-16-16 dolduruyoruz burayı da çekmemesi için ne yapacaktık? Onu hatırlayamadım. Şöyle yaparsak. Yine çekiyor. Şöyle yaparsak. O zaman dur. Şöyle yapalım. 16 böyle, 16 böyle. Bu sistem iptal mi oldu acaba ya? Bileniniz var mı? Bu niye böyle oluyor? On birde durdu.
Bir şey deneyeceğim. Bir yerde gördüğüm tek blok yapıyorlardı abi. Şuraya. Şöyle. Üste 41 tane şey koyuyorlardı. Şimdi bu işe yararsa. Aa, çalıştı ya lan. Bu sistemi değiştirmişler demek ki. Ben dedim ki ya ne gerek var. Böyle bir şey olmaması gerek diyordum. Şimdi sistem böyle çalışıyor. O zaman arkadaşlar bir sürü kartopumuz var. At içeriye. Siktirin gidin siz. Sistemi çalıştırıyoruz, tamam mı? Kayrak taşı var elimde. Kurtulamadım. Sistemi nasıl çalıştırıyoruz abi? Şöyle ben şeyler yaptım. Taşlar yaptım. Şurayı bir şöyle kapatacağız, tamam mı? Sistemi doğru yaptık. Sistemde sıkıntı yok ama sistemi steklenme muhabbetini sağlayan şeyi değiştirmişler. Nasıl değiştirmişler? 16 kartopu koyuyorduk biz. Şurada hatalı yapmayak da sistemi kilitlemesin, yanlış bir şey yapmayak. 16 koyduğumuz zaman abi bu sistemi hallediyordu, tamam mı? Ucunda bir tane o itemden koyuyorduk. Steklenen itemimizden veya herhangi bir şey, ne olursa olsun. Sistem böylelikle şıkır şıkır çalışıyordu. Ben tabii bunu gördüydüm. 4 tane normal blok koyuyorlardı. 41 tane şey koyuyorlardı. Toplanmasını istedikleri itemden koyuyorlar. Bu arada buraya fazladan yanlış yaptık galiba, şurada bir yere. 3 olması gerekiyor buranın. Şöyle bir bakayım, bir yerde yanlış yapmışım ama nerede? Yok, tam doğru. Hiçbir hata, hiçbir yanlış yok. Şimdi arkadaşlar burayı şuraya kadar dolduruyoruz. Sonra üst kata çıkıyoruz. Şurayı kırıyorum. Tamam mı? Şöyle 3 blok, 3 blok. Böyle hızlı hızlı burayı bir dolduruyorum. Tamam mı öncelikle? Sistem kapalı olmasına rağmen bana şuradan gelip vuruyorlar ya. Uçarken, havadan yere düşerken ok atan demin bir okçu gördüm. Şey gibi, Arov gibi böyle abi. Aşağı düşerken bana ok atıyor ya. Nesin amına koyayım sen? Şimdi bak, aha şöyle düşerken harbi diyorsun, düşerken oku salladı kafama. Şimdi dur, şurayı demin yanlış koydum. Bak bak, yukarı çıkıyor. İbniye bak bak bak. Siktir git lan. Şimdi arkadaşlar burayı doldurduk. Şöyle 2 blok, 2 blok. Burayı komple dolduruyoruz artık. Tabii biz aşağı düşersek kendi tuzağımızda ölmeyiz. Tüy düşüşümüz var. Korumamız var üstümüzde. Şöyle geldim. Evet. Neredeyik? Böyle büyük çirkin bir yapımız oldu. Kızıl taş yanımızda var, evet. Bunu diyordum ben. Evet, sistemi çalıştırdım arkadaşlar. Artık sistemimiz çalışıyor. Şangır şangır sistem çalışacak. Çalışıp çalışmadığını göremiyoruz. Şurada bak, benim ödüllerim XP'ler var. Bak bak nasıl düşüyorlar bak. Şimdi bir anda tekrar düşecekler böyle patır patır. Evet, sistem çalışıyor. Şimdi sistemi niye çalıştırdım? Yeteri kadar üzerimde envanter yok. 41'e tamamlamam gerekiyor ya bazı şeyleri. Örümcek gözük, barut, çürüket, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Bir sandık şeyimiz eksik. Şuraya bir sandık daha koymamız lazım. Bir dizi sandık daha koymamız lazım. İp, çürüket, örümcek gözü. Şimdi burada oklar birikmeye başlayacak. Bunlar arkadaşlar birikirken sandık yapmak için
Odun toplamaya gidiyorum. Yağmur başladı. Hemen abi. Çok seri bir şekilde odun toplayacağım. Gerçi evden de alabilirdik de. Neyse bir odun toplamak istedim. Ve niye yanlış hesapladım acaba onu? Bir fazla hesaplamam gerekiyordu. Evet, bu kadarından yeteri kadar sandık yaparız. Gidelim. Umarım farmı anlatırken arkadaşlar yeteri kadar... Aa, kar yağdı lan. Nasıl ya? Bir kar yağıyor, bir yağmur yağıyor. Ne de lan falan. Aha. Bir kar yağıyor, bir yağmur yağıyor. Şöyle gelelim. Ay, son anda konduk. Sandık ver baba. Şimdi bu sandığı ben yönü başka bir tarafa baksın istemiyorum. Şöyle zıplaya zıplaya koyacağım. Tamam mı? Hunilerim nerede? Şöyle Huni'yi koyacağım. Şuralar arkadaşlar her birini bir blok, tamam mı, uzatıyoruz. Şuraya kızıltaş karşılaştırıcı. Şuraya blok. Şuraya blok. Şuraya blok. Şuraya blok. Şunu kırıyoruz. Şunu kırıyoruz. Kızıltaş tozu lazım. Kızıltaş tozu. Karşılaştırıcımız Allah'tan var. Evet, karşılaştırıcıyı koyduk. Şöyle. Şöyle. Bir tane daha huniye ihtiyacım var. Bir huni. Hadi lan içinizden biriniz. Heh. Çok güzel. Ucu ucuna yetti. Şöyle. Bir yere de şey koymamız gerekiyor. Meşale. Şöyle yaparsak bu durumda arkadaşlar. Şuraları kıralım. Sayıyı 6'ya tamamladık. Çok mu sandık oldu ya? Neyse olsun, çok sandık olsun. Şunları da yapalım. Tamam. Şimdi bir yukarı çıkıp sistemi çalıştırmak için. Şimdi nereye koyuyor? Şuraya koyuyor. Biraz daha sistem çalıştırsın, biriktirsin. Örümcek közü de lazım bolca. Biz bunu 41 değil de şunları kırıyorum. Şunları koyuyoruz. 41 değildi abi. Bak buralarda kalmışlar. Bir dakika. Lan bir dur. Şöyle yaparsak bir tane buraya çürük et koyarsak 41 olana kadar bu et burada birikir mi? Yoksa sürekli bu eti buradan götürür mü? 41 olması şart mı? Mesela şöyle yaptım. Kemik koydum. 2 oldu. Şöyle yaptım. İp koydum. Şöyle yaptım. Örümcek gözü koydum. Ne koymadık abi? Ok. Çürük et. Kemik. İp. Örümcek gözü. Barut. Bayağı bak şimdiden barut birikmeye başladı. Evet. Şu üst tarafımızdaki şeyleri de bir artık almamız lazım. Şöyle bir yer açayım. Gel abi. Siz de gelin lütfen. Şimdi bir şöyle abi. Burayı eşit oranla büyütmek istiyorum ama şuna eşit oranda. Bunun tam ortası. Dur bakayım bir. Tam ortası şurası mı?
ortası. Evet, tam ortası burası arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hatta şu alt taraftaki blokları bu kadar götürmemize gerek de yok. Tekrar oraları kırabilirim. Şu seviyede olsun. 1, 2, 3, 4, 5. 1, dur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Ya burada böyle zırh sergilediğim, mıh sergilediğim, yatağın olduğu, bir şeylerin olduğu, ocağın olduğu bir yer olur. Büyük bir alan olacak. Şuradan yine ön tarafa da 10 blok gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şunu bir kırak abi şu şeyi. Nerede o? Tam şurada. Ya üf. Roket nerede lan? Roketi niye kırdın acı? Neyse artık bol bol harcayabilirim roketi. Öyle bittiydi, şey olduydu. Öyle bir derdim yok. Şu an sistem çalışıyor. Şurayı arkadaşlar bir yok edelim, bir kıralım aşağı kadar. Yani oraya 16-16 stekliyorduk. Bir bir stekledim ve rastgele bir blokla stekledim. Oldu. Ayırıcı sistemi. Demek bu da işe yarıyormuş. 16-16 değiştirdiler demek ki bunun taktiğini. Bunu kıralım. Yukarıyı da güzelce bir dekore edelim. En son en üstte bir tane AFK odası yapalım. Hatta o AFK odasına bir su asansörü yaparız abi. Bizi götürür. Getirir. Ya da roketle hemen iner çıkarız. Bilmiyorum, oraya bakarız. Ya da hiç AFK odası bile yapmayız. Aşağıda bekleriz yani. Yani orada öyle ya da böyle zombi canlanacak ve ölecek. 11 saniyede bir arkadaşlar su çıkıyor. Bütün her şey kez aşağıya düşüyor. Bütün zombiler, creeper'lar. Sonra 11 saniyede sonra su bitiyor, karanlık oluyor ve hepsi canlanıyor. O 11 saniye içerisinde oradakiler hepsi iyicene canlanmış oluyor. Abi şu suyun içerisinde ki uçma olayı canımı çok sıkıyor. Şöyle yukarıya çıkalım. Geldik. Şurayı da kıralım. Şunu alayım. Şundan birazcık yiyeyim. Şuraya koydum. Şimdi şu arkaya da eşit. Ne oldu lan? Şerefsiz, sen hayırdır? Şimdi şurası tam ortasıysa bunun. Burayı kapatamıyorum. Buradan abi. Yok ya, burayı ha burada bitirmek bence mantıklı. Şurada ne var? Kızıl taş var değil mi? Şunu kapatacağız. Sistemi bozmuş bile olabilir o. Tamam, şuradan abi. Şurayı kıracağım. Kırıyorum. Son kademeyi, son işlemlerimizi yapalım. Şu aşağısı da 2 blok kalınlığında kaldı. 2 blok kalınlığında bıraksam mı? Bırakmasam mı bilemedim orayı da. Nereye kadar götüreceğiz burayı? Şuraya. Şöyle kırdım. Burada böyle küçük bir boşluk olacak. Şunu kırdım. Bakalım sistem çalışıyor mu? Burada sadece barut birikecek. Çer çöp birikecek. Buraya kadar bak, şeker, çubuk, kızıl taş. Bunlar arkadaşlar cadılardan düşen item, tamam mı? Bunlar da birikiyor. Bunlara da tek tek buraya şey yapabilirsiniz. Şimdi barut. Doğru. Kartopu. Ne alaka? Buraya örümcek gözü geliyor galiba. Onlar hala herhalde orada 41'e stekleniyorlar. Bilmiyorum. Şöyle bir alayım bunları.
Şunları alıyorum. Şimdi bir simüle edeceğim bunu, tamam mı? Şuraya kemik, çürük et. İşte ender incisi. Bunları atacağım oraya abi. Atamıyorum. Çürük eti çekiyor. Çürük etler burada, kemik burada. Örümcek gözü, capçut burada steklenecek. Şimdi ben şurayı halledeyim. Şu alt tarafı kırsak mı? Kırmasak mı? Burayı bu kadar uzatsam mı? Uzatmasam mı? Bence burayı bu kadar uzatmak yeterli olur. Hatta abi sandıklar bir kat yukarıda olsun. Burası bir kat aşağıda olsun. Tamam mı? Böyle bir sistem yapayım bu sefer. Madem şeyimiz var. Tamam mı? Yaptık bir şey. İlla sandık seviyesinde olmasın. Bu sefer sandıklar bizden mümkün olduğu kadar yukarıda olsun. Onu kırıyorum. Oraya geliyorum. Burayı kırıyorum. Olmadı, buraya bir sıra daha sandık koyarız. Buraya eşya çerçevesi koyarız. Şuraya. Doğru. Buraya eşya hep üste koyuyoruz ya. Bu sefer buraya eşya çerçevesi koyarız. Yani şimdi arkadaşlar. Şuraları birleştire birleştire dolduruyoruz. Tamam mı? Buraları. Bir blok daha gittim. Tam gelmişim. Buraya geliyorum. Ön tarafa 10 blok gittim ama arka tarafa o kadar gitmedim. Buraya böyle geldim. Şurayı kırıyorum. Burada ne var? Burada ayırıcı sistem var. Buraya abi şöyle bir duvar çekebiliriz. Geç, buraya dönmeye gerek yok da. Taş kesiciyi, maş kesiciyi hep topladıydık. Nerede? Şöyle bunu koydum. Bunda taş kesici yok. Bunda bir şey yok. Buna koydum bunu. Taş kesici nerede lan? Üstümde mi ayağımda? Üstündeki taş kesiciyi arıyorum. Sanki telefonu kulağımda tuttum da telefonum nerede diye millete soruyorum. Evet. Video da bayağı uzun olmaya başladı ama olsun. Şimdi burayı şu hizada dolduruyorum. Öbür tarafı doldurmayacağım. Orası bir beklesin. Burası bu bölge. Gerçi buraya zaten bir çatı gibi bir şey yapacağız ya biz. Burayı doldurmasak da olur. Buradan böyle bir şöyle bir çatı gibi bir şey yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Şu içeriği komple bir dolduralım. Şuraları muraları bir dolduralım. Bu geniş kocaman alanımızı bir açalım. Öyle devam edelim. Evet. Alanımızı doldurduk arkadaşlar. Şu ortadaki direğe göre eşitledim. Yani burası büyük, burası niye küçük derseniz. Buradaki amacımız buraya göre eşitlemekti. Şimdi buraya arkadaşlar bir... Şu arkayı tabii biraz daha kısa tuttum. Belki şurayı bile şöyle şuraya kadar uzatabilirim. Bunu... Böyle kötü gözükmesin diye... En aşağı indiriyorum. Şimdi buraya şuraya dörtlü arkadaşlar. Kaç blok? 1 2 3 4 5 blok. Bakayım. Çıkıyorum. 5 blok. Şuradan şöyle geliyorum. Kenarda bir blok boşluk bırakıyorum. Buraya böyle 5 blok. 6 olur, 7 olur. Önemi yok. Kaç istiyorsanız. Tam sandıkların üstüne gelsin benimkisi. İstediğim. O hizaya denk gelsin dedim. Şöyle bir bakayım. Tabii tam sandığın üstüne getirirsek açılmaz. Ha bak gelmiyor. Tamam. Şöyle ay yanına. Şöyle bir blok daha burayı yükseltiyoruz. Tamam mı?
Şuradan şuraya da yapıyorum. Bundan öbür tarafa da yapıyorum. Ve komple burayı kapatıyorum abi. Şöyle. Şunlar tabii ki kırılacak. Acı yanlış böyle. Şurada bir blok dışarıda kalacak. Onu da söyleyeyim. Yani şu aşağısı gibi. Bir tasarım yapacağız. Onun için. Önce bir içten kafamız karışmasın diye dolduralım. Şöyle kırıyorum. Kırıyorum. Buradan böyle. Doldura doldura geliyorum. Şu içeriği de kıralım abi. Dediğim gibi burayı da böyle bir doldurup buraları biraz daha hızlandırmaya çalışıyorum ki artık video çok fazla uzun olmasın diye. Şu taşlarımı da alayım. Anladınız mı arkadaşlar? Şu şekilde burayı böyle bir büyütüyoruz. Burası biraz şey oluyor. Dipte kalıyor ama olsun, dipte kalsın. Önemi yok. Burayı bir büyütelim böyle. Üstü de kapatacağım. Bu açıklık olmayacak. Üstü bunlarla kapalı olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Burayı koyup koyup yıkıyorum. Koyup koyup yıkıyorum. Bende de bir kafa kalmadı bayağıdır. Burayla uğraştığım için. Ben çatıyı kapatırsam çatıda mob spawn olacak. Biz mob spawn olmasın diye uğraşıyoruz başka bir yerde. O yüzden çatıyı arkadaşlar basamakla kapatacağız. Alt basamakla kapatacağız. Şunları da bir geri alayım. Koyup koyup geri kırıyorum. Şimdi hem basamak yaparsak taşımızın sayısı da artar. Şuradan abi. Şöyle basamak yapıyorum. Şunlar kalsın da biz yine bir eve gideceğiz gibi gözüküyor. Farm çalışıyor. Bir bakalım ne olmuş. Boş. Boş. Oo. Tamam abi benim bütün barut ihtiyacım bitti yani. Oyun boyu ihtiyacım olan barut bitti yani burada. Çer çöpler, ışık taşı var. Örümcek gözü spawn olmuyor. Az düşüyor galiba. İp düşüyor. Örümcek gözü galiba bir yere takılı kalıyor. Bir çıkıp bakmak istiyorum oraya. Şimdi yanlış bir şey mi koyduk? 41'de kalmış bak. Aa, gördünüz mü? 41 olmasının demek ki bir önemi varmış. Tabi örümcek gözü düşmüyor. Örümcek gözüyle abi barutu yer değiştirmek istiyorum ben. Şöyle yapacağım. Tamam mı? Hah. Barut örümcek gözü yer değiştirsin. Burada barut şöyle şuradakini yine alayım. Burada barut, burada da örümcek gözü birikecek. Buraya eşya çerçevesi koyacağız. Şu an yanında eşya çerçevesi yok ama koyacağız. Evet, şu canımızı bir fullleyelim. Bayağıdır uğraşıyorum ama değdi arkadaşlar. Ki az daha bitmedi, az kaldı ama. Şimdi yukarı çıkıyorum. Yukarıya arkadaşlar yarım basamak koyacağım. Şunun hizasından şöyle aşağıda koymamız gerekiyor. Şu üstünün boş kalması gerekiyor mesela. Böyle olması gerekiyor, tamam mı? Doğru olan. Burayı komple bir blokta dışarı çıkacağız yine. Basamaklarla doldurup kapatıyorum abi. Yani ışıklandırmak zorunda kalmayayım ben burayı. Burası komple abi. Zombi canlanmayan bir bölge olsun. İçeriği alt katı, bu ara katı ışıklandırayım falan. Niye gidemiyor? Ne oldu? Şimdi burayı dolduralım. Çok az kaldı zaten. Şöyle. Çık abi yukarı. Burayı da böyle kapatıyorum. Çirkin gözüken her yerleri kapatacağım. Tamam mı? Hem basamak koymak daha hesaplı. Biliyorum yetmeyecekti ki muhtemelen buraya. Bu şekilde yetecek, yine yetmezse abi hemen ev şurası uçup alıp gelirim. Şimdi eve gittiğimde roketsiz kalıyormuşum. Buraya çıkacak roketim kalmıyormuş falan. Öyle bir senaryo yaşar mıyız acaba? Şimdi arkadaşlar umarım şey olmamıştır. Bu farmı yaparken size de anlatmaya çalıştım yapılışını. Bazı yerlerde tabii ben de hatalar yaptım ama
Düzelttik geri. Umarım kafanız karışmamıştır. Eğer bana bakarak benim yaptığım fandan yapmak istiyorsanız. Şurayı şöyle şöyle kapatıyorum abi. Şöyle kapatıyorum burayı. Burayı bir kapatalım. Öyle bir tekrar devam edelim. Şimdi biraz daha basamak yapalım şurada. Şurası açık kaldı. 6 tane yetmez. Ah siktir. Yanlış basamaktan. Yanlış basamaktan yaptık. Hadi lan. Şimdi arkadaşlar sona bayağı yaklaştığımız için artık kayda girdim. Şurada bir şey var mı? Yok. Kapattım abi. Burayı şöyle kapatacağım, tamam mı? Destek pilavıma bak. Burayı şöyle, bu alttan bu üstten. Bu alttan bu üstten. Sandıklar her türlü açılacaktır. Şurası da kapalı olacak. Şöyle burayı komple kapatıyorum. Burayı da kapatalım hadi. Ya şu aradaki açıklığı bozacak ama. Kapatıyorum yine de. Destek bloğuma geçtim. Fazla oldu. Şunu şuraya da koyarsak tamam. Önemli olan zaten şu ikisi. Gösteriş, dekorasyon amacıyla koyulanlardan. Ne yapalım? Dur. Ya taşta bitmek üzere. Bitsin istemiyorum. Şurada. Tamam. Tamam dur. Bitti. Şunu kır. Bunu kır. Kır kır kır. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Merdiven. Merdivenimi yaptım. Geliyorum. Şuraya. Şöyle. Ters merdiven. Ters merdiven. Ters merdiven koyuyorum. Tamam mı? Buraya böyle düz merdiven koyuyorum. Böyle bir görüntü ortaya çıktı. Mükemmel. Şuradan bir roket yapmam lazım kendime. Kağıtlar nerede? Kağıdımız var Allah'tan. Bir uçuyorum. Şuraya bir geliyorum. Bakın burası komple alt basamak arkadaşlar. Şunun üstünde spawn olurlar. Şunun üstünde bile. Gerçi bu bir huni. Belki olmayabilirler de yine de buraya koyuyorum. Geber lan. Bunu kestik. Tamam. Burası bu şekilde. Hemen aşağı iniyorum. Dediğim gibi şurası bir tuhaf oldu. Ama buraya da aynısını yapacağım. Şöyle. Tavana da yapacağım. Tabii şeyimiz bir bloğumuz bitiyor. Bir hızlıca eve gideyim. Kalan eksik malzemeler alayım geleyim ben de. Uzaktan bakınca da böyle bir görüntüsü var. Değişik bir görüntüsü var. Bizim gelip konacağımız yer burası olacak. Hemen şuradan abi yanımda getirdiğim taşları işliyorum. Merdiven yapıyorum. Buraları doldurmaya devam ediyorum. Şu niye böyle oldu? Şöyle. 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 Dolduralım. Burayı dolduralım. Duvarın dibine yanaşarak shift basıyorum. Son olarak burayı yapalım. Çok hafif dekorasyon yapacağız buraya. Şöyle dolduruyorum.
Evet, doldurduk. Şimdi abi şunları bir aldım. Bana yine şunu bir koyalım. Yine bir iki şey keseceğim. Şurada dursun. Şunu abi bana bir şundan ver. Senin yerine şuraya bunu koyuyorum. Bunun üstüne böyle sarmaşık koyuyorum. Burası çirkin olduğu için burayı güzelleştirmek istiyorum. Yani şunu kırsam burayı şöyle yapalım ya. En mantıklısı bence. Komple şöyle blokla dolduralım burayı. Değil mi? Şurayı da kır. Şu merdivenleri de. Çatır çatır düşüyorlar ya. Yukarıya bir yere AFK noktası yapmaya gerek bile yok yani. Burada böyle olsun abi. Artık buraya yapacak bir şey yok. Şöyle sarmaşık. Şimdi ters merdiven. Şuraya da şöyle ters merdiven. Burada ne var? Basamak var. Ters merdiven. Basamağı kırdım. Ters merdiven. Araya komple şundan. Şöyle bundan. Aynen. Burası bu şekilde. Şimdi buraya bir tane. 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 Şu ortayı kırarsak. Bundan her birinin üstüne şöyle ananı avradını. Şöyle üstlerini acı koyarsak. Hatta bir tık uzun yapalım. Burada eve gideceğimiz yer ya. Şuraya da öyle yapalım. Şöyle yapalım burada da. Bir eşitlik yok burada. Şimdi burası bizim konup ineceğimiz yer. Eve gidip geleceğimiz yer burası bizim. O yüzden burayı böyle yapıyorum. Yine tam uca getirdim. Şuraya koydum. Şunu kırdım. Şuraya koydum. Şuraya koydum. Şuraya koydum. Diğer blok bunları büyüttüm abi. Şuna birer blok büyüteyim. Şimdi şu meşaleyi kıralım. Şöyle buralara. Buralara. Buraya. Şöyle buraya. Aslında var ya buraya meşale değil de prizmarin kristali koysak, prizmarin ışığı şunun bir etrafına çok daha güzel olur. Peki bu prizmarin ışığını hemen burada toplayabilir miyiz? Şurada bir tane var. Evde birkaç tane var. Hemen bir gidiyorum abi eve. Ev yakın ya. Hemen gidip geliyoruz bak. Ara geldik. Evim. Ananız kim? Nerede durdun? Oy. Durduğum yere bak. Tabii bizim sandık odamızda da böyle bir enteresan olay var. Prizmarinden nerede? 7 tane var. Bu prizmarin kristalinden kaç tane ışık yapabiliyorum? Ne işe yarıyor bu? Şuraya deniz feneri desek. Aa, prizmarin parçacığı diyor bir de. Prizmarin parçacığı. Kaç tane yaptık? 10 tane. 4-4 gitse 8. Her birine koysak. Yetmiyor. 2-2 koysak. 2-4-6-8. İçe doğru bakacak şekilde koysak. Ya bu. Işık taşı koysak o da yok. Fener mi koysak? Bilemedim. Ben bir de oraya halı götürmek istiyorum. Gri halı koymak istiyorum.
Üstümüz başımız yine çöp çöp. Garman çorman. Şu salaklar yine peydah oldular. Şunların acaba farmı yapılıyor mu ya? Çok merak ediyorum. İleride bir gün unutmazsak farmlarını yapalım arkadaşlar. Uçarak bir gidelim. Buradan tutturabilir miydim acaba? Yanımıza fener de alsak mı? Ya da 2-2 koyarsak bunları biz. İki iki işi çözecektir bence. Ay, denemedik. Gidek bakalım. Evet. Işıklandırma işi filan da var da sanki hiç gerek yok gibi. Böyle aşağıdaki şeyleri ışıklandıracağız dedik ya. Hiç gerek yok gibi ama güzel tatlı bir mekan oldu ya. Şimdi abi şunları kırıyorum. Şu ortayı kırıyorum. Şöyle. Buraya ışık koydum. Şurayı kırdım. Şöyle iki sıra ışık koydum. Şöyle şurayı kırdım. Şu iki sıra ışık koydum. Ya da şöyle mi yapsak? Dur. Dur. Bunlara bir sıra. Bunlar abi 3 sıra. İpeksiz dokunuş da alıyorum bu arada arkadaşlar. Bunlar parçalamıyor. Şöyle 3'er sıra bunlara. Şuna yanlış yeri kırdım. Şuna bir sıra. Meşaleyi aldım. Şimdi elimde 2 tane kaldı. Nereye koyalım? Şurayı kırdım. Buraya bir tane koydum. Burayı kırdım. Buraya bir tane koydum. Bunlardan zamanla bir sürü olacak. Buldukça şuraları toplarız. Böyle gezdikçe bunları da toplarsak şunları. Hazır yapılı olanlarını. Şimdi halı yapalım bir. Şöyle arkadaşlar. Ay. Blok değil lan. Blok ne yani? Halı koyacağız ama. Nerede halılar? Heh. Buraya şöyle halı koymak istiyorum. Şöyle. Zamanla buraları dekore ederiz de. Aslında bir şey yapmaya da gerek kalmadı. Şu an oldu gibi. Halı bitti. Bir daha yap abi halı. Evet şöyle kare bir halı. Bu kadar. Böyle bir halı. Başka bir şey yok. Şimdi. Artık bitirici vuruş yapalım. Böyle önüne koydum. Çer çöpleri boşaltıyorum abi üstünden. Sen dur. Buraya bir tane çalışma masası. Şöyle dursun. Evet. Sen dur. Siz gidin abi. Sen git. Evet, kanadımızla kırılmazlık 3 yapmamız gerek. Bir türlü yapamadık. Evet arkadaşlar, artık sona geldik. Farmımızın meyvesini vereceği yere geldik. Şimdi buraya şunları şöyle bir bırakalım. Bunun resmine ne koyalım? Bence şeker koyalım. En çok şeker birikiyor burada. Örümcek gözünün birikmesiyle ilgili sıkıntımız var. Şuraya barutu koydum. Abi ne barut birikti ya. Burası ip. İpi koydum. İpten yün yapılıyor. Yani ipe ihtiyacımız yok. Ama olsun. Çürükete ihtiyacımız yok. Ama olsun. Oka ihtiyacımız var abi. Bolca okumuz olsun. Böyle sana buralar fullenecek. Şu niye fullenmiyor? Onu bilemedim. Ama sistem gayet güzel çalışıyor. Şuraya koyacak örümcek gözü bile yok şu an burada. Yanlış yaptığım bir arkada bir şey mi var? Başka bir yerde mi stekleniyor falan? Bilmiyorum. Ki yanlış olacağını sanmıyorum. Evet. Sevgili dostlar. Farmımız bitti. Farmımız bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Benimle beraber yaptıysanız umarım kafanız karışmamıştır. Hataları
nerede hata yaparsak, nerede sıkıntı olur şeklinde tarif etmeye çalıştım. Birazcık da dekore verdik. İtem ayırıcı yaptık. Zamanlayıcı yaptık. Yani güzel şeyler yaptık. Artık bundan sonra sınırsız barut, ip, ok, kemik, çürüket var. AFK noktası daha burada böyle. AFK bırakırız. Ha, şeyi mi yaşıyorsunuz? Ölürüm korkusun var. Şuraya böyle bir kapalı bir alan yaparız. Tamam mı? Kapalı. Hatta yapalım. Böyle başımıza bir iş gelmesin. Kapalı alanı yapalım abi. Şunu koydum. Bu değil. Yanlış. Bu da değil. Şuma. Aynasın ya. Nerede lan? Aha bu. Şimdi şunu aldım. Şunu aldım. Geldim buraya. Şunu yaptım. Şunu yaptım. Bana kapı verecek. Kapıyı aldım. Burası. Burası arkadaşlar. Tamam mı? Bu bölge bizim AFK noktamız. Farm daha fazla verimli çalışsın. Uçsun gitsin, bizi uçursun. Uçalım biz diyorsanız bunu yeryüze şey farmın çatısının yaklaşık bir 20 blok 30 blok üstüne şurada bir yere yapabilirsiniz. Aha burada bir yere. Aha burada bir yere. Bu farm her türlü çalışacaktır. Ki çalışıyor da zaten. Zamanlayıcı sistemimiz burada 11 saniye çalışıyor. Bu burayı aktifleştiriyor. Buradan şu hariç hepsine su var. Bu da fırlatıcı ama bunda su yok. Buradan hepsini aşağı götürüyor. Buradan böyle geliyorlar buraya abi. Şimdi buraya gelmişken şöyle bir şey yapabilirim. Örümcek gözü nerede? Şurada değil mi? Örümcek gözü birikmiyor mu? Örümceklerden çok mu nadir düşüyor örümcek gözü? Onu anlamadım abi. Baksana. Burada 3 tane örümcek gözü var. Şuna da şeye etikete koyacağım. Onun için aldım yanıma. Evet, deli gibi kemik, deli gibi barut birikiyor. İtemle doğuyorlarsa da itemleri düşmüyor. Düşer illaki, düşecektir de. Çok nadir düşecek, tamam mı, itemleri, ama düşecek. Kasktır vesairedir. Düşecekler. Ama nadir düşecek. Düştüğü zaman da burada birikecekler arkadaşlar. Şu örümcek gözüne şöyle koyalım. Bizim için önemli olan barut. Of, baruta bak ya. Ne birikmiş bile ya. Ben bunu da bir gün AFK bırakayım. Bu sandık fullenir. Bu sandık fullenir. Neyse, tamam. Hadi bitirişi, kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar, farmımızı bitirdik. Mob farmımızı. Bunu acilen yapmamız gerekiyordu. Yaptık ve bitti. Bundan sonraki farmımız muhtemelen havuç, patates, buğday farmı olur. Onu yaparız. Güzel bir yere. Onu da bir yine AFK noktası yaparız. Eve yakın değil artık. Böyle biraz uzakları yapacağız. Bu bölgelerden artık çok gelip geçeceğimiz için burada bir iki. Zaten benim ömürlük barut ihtiyacım karşılandı bile abi. Ben buradan uçarken, buranın yakından geçerken bile bir barut birikse her türlü benim işimi görecektir. Ok da öyle. Burada bir de bir AFK bıraktım mı? Yani yukarı çıkmama gerek bile yok. Burada çatır 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 düşüyor arkadaşlar. Her neyse. Şu iki büyük olan alan eve gidiş alanımız. Tamam mı? Evin nerede olduğunu gösteren yer. Buradan da böyle başka yerlere gideriz. Her neyse. Okey. Tamam. Bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.